ve çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydınlandı. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkürler. Efendim hoş geldiniz. Show TV hoş geldiniz. Vazgeçme programına ayrıca hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ekran başındaki değerli Vazgeçme izleyicilerine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Biliyorum konuştuğumuz konuları, Nura'nın kaybını, Şükür'ü çok merak ediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarım farklı farklı mekanlara gidiyorlar. Ve herkes Nuran'la ilgili arkadaşlarımıza, bize de öyle, sosyal medyada da öyle sorular soruyorsunuz. Sabırlı olmanız gerekiyor çünkü biz de öyle. Ya biz de istiyoruz ki bir an önce her şey ortaya çıksın ama biraz sabır lütfen. O yüzden ekran başındaki değerli izleyicilerime ben sabır dediğimde diyorlar ki Didem sen de böyle neden böyle söylüyorsun? Bir an önce olay çözülsün, katil kimse cezaevine girsin. Hepimizin arzusu, isteği o. Ama tabii yürütülen bir soruşturma var. Yetkililer çalışırken biz de burada sorularımızla gerçekleri ve çelişkileri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden ekran başındaki değerli Vazgeçme izleyicileri biraz sabır istiyorum sizden. Gerçeklerinde er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Bizi her türlü konuda arayabilirsiniz. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye yazılı olarak başvurabilirsiniz. Öte yandan telefonla bizi arayabilirsiniz. Biz sizler için bu programı yapıyoruz biliyorsunuz. Bugün aynı zamanda çok özel bir gün, paylaşmadan olmazdı. Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkının tanındığı gün 3 Nisan 1930'da bu hak tanınmış. Belediye kanunu kabul edilmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği kadınlara da bu hak tanındığı için biliyorsunuz yerel seçimler yapıldı. Türkiye'de 81 ilde 11 belediye başkanı seçildi kadınlar. Kadınlar yönetecekler belediyeleri. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Bir kez daha tebrik ediyorum. Bugünümüze kutlu olsun. Gerçekten Atatürk'e o kadar çok şey borçluyuz ki şükranla, hürmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. Öte yandan biliyorsunuz dün size bir haber paylaşmıştım. Ben açılışı yaptığımda hayatını kaybedenlerin sayısı 12 idi. Fakat sonra rakam o kadar çok yükseldi ki Gayrettepe'deki 16 katlı bir binanın alt katındaki eğlence mekanındaki tadilat sırasında 29 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sayı 29'a yükseldi. Nasıl 29 kişi orada hayatını kaybedebiliyor? Nasıl dışarı çıkamıyor? Ya yani kimlerin burada sorumluluğu varsa onların da bir an önce adalet önünde hesap vermesini istiyorum canı gönülden. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum. Gerçekten çok çok korkunç bir ölüm bahsediyoruz. 29 insan, 29 candan bahsediyoruz. Yakınlarına sabır diliyorum. Biz hemen hızlıca başlayalım programa. Sevgili avukatımız Tunca Toker hazır. Bizler hazırız. Ekibimim hazır. Sahadaki ekiplerim de hazır. Şimdi kayıp Nura'nın, daha doğrusu Nura'nın cinayetiyle başlayalım istiyorum. Giresun'un Nura'nın başına, genç bir gelinin başına, iki çocuk annesi bir kadının başına ne geldi? Giresun'da, Güce'de, Boncukçukur köyünde. Ne oldu? Nasıl böyle sırra kadem bastı? Ve yer yarıldı, içine mi girdi? Ya birileri bir şey biliyor ama gerçekler ortaya çıkacak, buna yürekten inanıyorum. Bir şeyleri de bilerek söylüyorum. Diyorsunuz ki Didem böyle söylüyor, sonra söylemiyor bize. Ama ben bakın, yani her şey gerçekten reyting değil. Önemli olan orada gerçekler ortaya çıkacak. Çıksın sevgili izleyiciler. O yüzden ben bunu söylediğimde boşa söylemiyorum. Bir şey bilerek söylüyorum. Buna inanın. İlerleyen günlerde de belki de bugün bir şeyleri anlayacaksınız. Özellikle bugün beklediğim bir gelişme var. İnşallah gerçekleşirse zaten canlı yine bunu hep birlikte göreceksiniz. Ve Giresun'un Nura'nın annesi Suzan'la başlayalım. Onu davet ederek başlayalım. Gelir misin Suzan Hanım lütfen? Tamam. Tamam. Tamam Suzan'cığım, sen şöyle başa geç. Şimdi arkadaşlarım o işle ilgili bana Pınar Hanım bilgiler verdi. Yani beklediğim gelişmeyle ilgili olabilir de olmayabilir de ama öğrenince göreceksiniz zaten bunu da. Hepsini haberdar olacaksınız. Biraz sabır diliyorum sizden. Bir yandan da kulağıma bilgiler geliyor çünkü. Nura'nın kocası Savaş, amcası Emir ve yakın arkadaşları, aynı zamanda Nura'nın ilkokul arkadaşı Ramazan gelsin lütfen. Gelir misiniz?
Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Sağ ol Savaş. Sağ ol Savaş'ım. Sen nasılsın? Daha iyi. Emir hoş geldin canım. Ramazan kardeşim hoş geldin. Şimdi dün yayından sonra bu arada annen de bugün yine canlı yayında olacak. Yayından sonra Savaş yanıma geldi. Didem Hanım yanınıza gelebilir miyim dedi. Ben her şeyi izleyicilerle paylaşmaktan çok mutlu oluyorum. Ya her şeyi derken soruşturmaya zarar verecek bazı şeyleri söylemiyoruz. Anladım. Ama konuştuğumuz her şeyi, yayın arkasında konuştuğumuz her şeyi, birçok şeyi daha doğrusu burada ekranı izleyiciler paylaşmayı seviyorum ben. Burası çünkü aynı zamanda ben onların evine misafir oluyorum. Onların kızları, ablaları, kardeşleri nasıl kabul ediyorsanız beni. Bu programı beraber onlarla birlikte yapıyoruz. Çok da teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Savaş sen bana dedin ki, Didem Hanım dedin, ben katil değilim. Benim annemin babamın da benim karımı öldürdüğünü düşünmüyorum. Evet abla. Hatta her şey ortaya çıkacak. Siz geleceksiniz, benim alnımdan öpeceksiniz. Sen benim kardeşimsin, kardeşimden, onlardan da çok küçüksün. Şimdi eğer böyle bir şey olursa tabii ki ben gelir senin alnından öperim. Olacak abla. Ama eğer dedi ben de ya da yakınlarım katil çıkarsa ondan sonra ne dedi, hangi cümleyi kullandın? Sen de işte... ya biz katil çıkarsak da ondan sonra... Yayında kılma abla. Evet yayından sonra söylediğim. İşte sen de işte bilmem yüzüme bilmem ne yaparsın dedin. Evet, öyle abla. Değil. Ben bak bu eylemi asla yapmam Savaş. Ama sen de şüphelisin kardeşim. Tamam abla şüphede sıkıntı yok abla. Bu arada yayın sesini duymuyorum arkadaşlar. Bir yandan canlı yayın sırası buna da müdahale edebiliriz. Kusura bakmayın bir problem var kabloda. Sesçi arkadaşım müdahale etsin. Kusuruma bakmayın çünkü ben yayını duymak istiyorum. Radyoculuktan, radyo deneyiminden gelen bir şey. Arkadaşlar müdahale eder misiniz lütfen? Hemen gelin. Kabloya müdahale edin. Kusuruma bakmayın. Burası benim evim ve her şey canlı yayında olabiliyor. Mazur görün lütfen. Hatalarımız olduysa. Şimdi ama şu bir gerçek. Senin kayıp. 2,5 evet, yıldır abi. Ortalıklarda yok. Şimdi müdahale açalım. 2,5 yıldır ortalıklarda yok senin eşin. Ve eğer sen bunu böyle söylüyorsan Savaş. Sen katil değilsen, amcan katil değilse, senin annen ya da baban senin karını öldürmediyse. Çünkü artık arkadaşlar konuşmayın dışarı ses geliyor şu anda Hacer. Konuşma canım. Yönetmen arkadaşıma söyledim. Ve öyle, ve şu bir gerçek. O zaman sen katili biliyorsun ya. Ablacığım ben yoktum zaten diyorum bak. Ben yine hayır, diyorum. Hayır sen değilsen katil. Çünkü bu kadın öldürülmüş. Senin eşin, iki çocuğunun annesi Savaş öldürülmüş kardeşim. Bu ablacığım, bir gerçek. Gözümle görmedim bir şey ben tamam, bir şey sen, diyemem. Ama sonuçta sen diyorsun ki ben değilim katil. Emir hiç değil. Biz cesedi taşımadık. Babam hiç değil katil. Ondan sonra benim annem de zaten kıyamaz. Onlar çok iyi. Ha ses geliyor. Gayet iyi. Yayın sesini sizin gibi gayet iyi duyuyorum. Biz değiliz. O zaman sen katili biliyorsun. Ablacığım hemen cevap verelim bak. Tabii ben cevap ver. Sonuçta ben burada yoktum. Hı hı. Bu evden kendisi gitme. Camdan çıkıp git. Savaş niye gelmiyorum işte. Uçma diye. Bu ev kapıda neye kadar geçecek? Gitse gitse neye kadar geçecek? Bu yürüyüp de. Camdan çıkma gitme. Gerisini bizi hiç ilgilendirmiyor. Yürüme geçse gitmeseydi orada kamaraya takılacak. Çıkmasaydı gitmeseydi. Beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor bundan sonra da. Hani gitmeseydi yani umurumda bile değil artık. Ha öyle mi? Yeter daha yeter. Bu ne kadar geldi abla ya. Olmadı ki. Her gün. Nurhan umurunda değil mi artık? Yazık ki değil çocukların. Değil abla. Bak, yok. Tamam yok, eyvallah. Bilmiyoruz ki evden gidip ne halde gitme. Olduğunu bilmiyorum. Acıyorum bak. Ha, evet. Belki eyvallah. De, onda yani sıkıntı belki de şu anda bir yerde yani gömüldü kadıncağız. Ablacığım işte bak ben de ortaya çıksın diye uğraşıyorum zaten. Ortaya çıksın diye uğraşıyorum. Ben burada onun için buradayım zaten. Ya niye o zaman hemen böyle peşin hüküm belirtiyorsun? Umurumda değil diyorsun. Kaçtığına %100 emin nasıl olabilirsin? Nasıl emin olabilirsin? Ablacığım iki kere yaptığı için üçüncü aynı şekilde yani bundan eminim artık. Eminim yani. Şimdi onların hepsini konuşacağız. Bana şunu söyle yani annen Yeter Hanım'ı göreyim ama bu arada Adnan hazır mı? Hazır. Kardeşi Nuran'ın kardeşi Adnan'la gelsin lütfen. Adnan'ı da alalım. Adnan gel canım. Gel canım Adnan. Adnan da askerden yeni geldi biliyorsunuz. Gel Adnan'cığım. Hayırlı yayınlar abla. Sağ ol canım teşekkür ederim. Gel Adnan şöyle otur sen de. Şimdi annen Yeter Hanım'ı bir göreyim. Yeter Hanım'a bazı soru merak ettiğim sormak istediklerim var annene. Yeter Hanım. Merhabalar canım. Evet. Duyuyor musunuz beni? Merhaba. Merhaba. Hayırlı günler. Teşekkürler. Duyuyorum. Yeter Hanım ben o dün görüntüleri sen işte gelinin Bursa'daki görüntü fotoğrafını torununla beraber kucağındaki fotoğrafını ekranlara getirdiğimde çok ağlamışsın. O anları da ben izleyicilerle paylaştım. Senin çok vicdanlı bir insan olduğunu görüyorum. Çok da üzüldüğünü görüyorum. Dolayısıyla senin anlatacağın, bize söyleyeceğin en ufak bir detay bizi olayın çözülmesinde yani belki de işte yani Nuran'ın o hali tavrıyla ilgili söyleyeceğin en ufak bir detay bizi belki de katile götürecek. Bana şunu söyler misin? Senin gelinle aran nasıldı? Konuşur muydun Nuran'la? Dertleşir miydin? Sıkıntılarını seninle paylaşır mıydı Yeter Hanımcığım?
Ya şimdi o bir şey sorarsan söylerdi. Sormazsan hiçbir şey söylemezdi. Peki. Hiç ses etmezdi. Öyle kendi haline televizyona bakar. Şey, çocuklarıyla uğraşır. Bir şey sorarsan söyler. Sormazsan hiçbir şey söylemez. Öyle yani aramızda dertleşip bir şeyler konuşmadık ondan biz hiç. Ama bu gelin iki defa evden gitmiş. Konuşmayı sevmezdi öyle. Anladım. İki defa evden gitmiş. Fakat sonra eve gelmiş. Ondan sonra eve geldikten sonra da ikinci kez geldiğinde de ablası Sema'ya demiş ki evliliğimizin ilk zamanlarına döndük. Abla demiş. Yani çok mutluyum Savaş'la demiş. Ama gittiğinde bu kadın çok mutlu olduğunu söylüyor. Çok mutlu olduğunu söyleyen kadın Giresun'a köye, kocasının köyüne geliyor. Kendi köyü aynı zamanda. Kayınvalidesinin, kayınpederinin evinden kaçıyor. Bu kadar mutlu bir kadın köyden, evden kocasını, çocuklarını, Mehmet'teki evladını, bebeğini neden bırakıp kaçsın Yeter Hanımcığım o zaman? O bebeğini alamamış. Alsa camdan inmiş çıkamamış. Çıksa alır giderdi zaten bebeğini bırakmazdı ama aramızda hiçbir sorun çıkmadı bak. Ağzım uç Allah biliyor bunu hiç aramızda böyle dövüş, çekiş, kuyu, kavga hiçbir şey yok. Zaten gezmeye gelmiş onunla ben. Evet. Komşularıma bile sorsan yani hepsi söyler çocuklarım gelecek. Torunlarım geliyor de ben onu aldım bunu aldım. He, hazırlık gördüm evde şöyle böyle ettim. He. Evet. Ben böyle içimde hiç böyle bir şey geçmedi ona. Hiç aramızda bir şey geçmedi. Peki bir şey geçmediyse? Yeğliğe de gittik bile. Tamam. Geldik bile. Evet bu kadın tatile gelmiş. Yani sonuçta çok mutsuz olsa ve kocasını terk etmeyi düşünse yani köye neden gelsin? Eve gelip işte bir şeyler paylaşmak istemiş. Yaylaya çıkmış. Yani seni terk etmek istese Savaş seninle Giresun'a gelmez. Anladın mı kardeşim? Gelmez yani. İşte bunu mutlu da, mutlu. Ya seni terk etmesini gerektirecek işte bir şey yok. Ben söylemeyeceğim daha. Bunu da sizin anlamanız lazım. Yani bir öylese bir böylese demek ki sıkıntı var. Ama sıkıntı varsa sen görmedin diyelim. Kocası sıkıntı bak şimdi. Bak sığınma önünden geldi. Ya ben bir şey demiyorum artık. Anlatmıyorum kaldı. Daha. Dokuz ben ay, bir şey demiyorum dokuz daha. Ay dokuz ay karnında gitmedi. Bir buçuk yaşına geldi gitmedi. Evet. Sıkıntı vurmadı. Köye geldi o anda sen Yeliye gittiğin anda o akşam Yeliden de geldi gezdiği tozduğu vurmadı. Gün yüzünde vurmuyor. O akşam nasıl bir psikolojik vuruyor ben anlamıyorum. Bunu ben de bunu çözemiyorum ya. Ben daha konuşmuyorum ya. Ben boş ver artık bunlarla daha şey yapmıyorum. Ben de bunu çözemiyorum ya. İnanmasına istediği kadar. Ben, belki annemize ben doğruyu söyle. Konuşayım da abla. Söyle. Doğru söylüyorum işte abla. Ben tamam. Doğruyu konuşayım da Allah'ın da adaleti var. Hiç sıkıntı değil. İnşallah. Ama bak şunu söyleyeyim sana bak. Bu olay ortaya çıktı mı? Bizim masum olacağımız garanti diyorum bak ben sana gene. Ya illahi biz sen demiyoruz ya bir şey şüphe ettiğin bir şeyle ne denk şüphene, ya? Bak, bir şüphe, azıcık bir şey bilmen lazım. Bir, az bir konuşayım. Şey lazım. Şüphene eyvallah. Bu iftiralardan dolayı vallahi billahi çocukları sana göstermeyeceğim. Bak haberin olsun. Uzaklaştırma alacağım. Cezalandıramaz. Uzaklaştırma alacağım abla. Sen bilemezsin. Çocukların babasına bu şekilde iftira atan bir insana ben uzaklaştırma i̇ftira alacağım. İftira değil şüphe. Senin ablacığım sattı dediler. Senin evinden gittiği için. Öldürdü dediler. Bunlar şüphe mi? Yani bir sattı dedi ya kime yakışır bu ya? Kız hayatta olmadığı için ya bir sana soru soruyorum. Öyle mi oldu? Böyle mi getirdin? Sen de bana ne dedin? Üçü de sattı dedi abla. Üçü de. Sen bana ne dedin? Yani bir şey olması öyle lazım dedin. Değil mi? Bir dakika ya Suzan. Bilmediği şey ne diyeceğim ben başka? Bir şey olması lazım değil mi Savaş? Ablacığım bir bak. Bir kadın bak 11 Haziran 2021'den bu yana iki çocuğunun annesi ortalıklarda yok. Bir şey olmalı değil mi Savaş? Tamam ben de diyorum abla bir şey olmuş yok ortalıkta. Heh. Ama bizle alakası yok bu olayın. Ya senin evinde, onların evinde kaybolsaydı sen de onun annesinden babasından şüphelenirdin. Abla bak yine diyorum onlar bak. Onlar da senden ben şüphelenmesi yine, bak, çok doğal yani. Kırmak istemiyorum bak yine çok bazen susuyorum. Çok doğal. Kalp de kırmak istemiyorum. Onların acısı benden daha büyük tamam eyvallah. Ama bende de var. Benim de acım var onlara göre. Onun kadar sen olmasa da. Bak sen beni anladın mı? Şimdi senin onun annesinin Kemal Bey'in yanında, Suzan Hanım'ın yanında, kardeşlerinin yanında kaybolsaydı bu kadın sen onlardan şüphelenmeyecek abla, miydin? Abla eyvallah şüphe tamam. Evet. Ama onlar gibi öldürdünüz mü? Sattınız mı? Derdin. Attınız. Derdin. Diyeceksin tabii. Ne yapacaksın? Şey söyle. Satmak nedir ya? Ben kendimi anlatamazdım. Zaten yani haberim olmadan geçse bile anlatamazdım. Dur Suzan'cığım. Derdin. Çünkü onların evine gitmiş. Ben abla bu olay çözdükten sonra mahkemede der mi demez mi? İnsanın işte. Aklına her şeyin gelmesi lazım. Çünkü bu kadın 2,5 yıldır son dönemde de mutlu olduğunu söylüyor. Bir tane de bebek yapıyor. Bebek yapıyorsunuz. Çok mutlu bir kadın tatile geliyor. Senin de Giresun'a geliyor. Yani gelmeden önce kaçardı Savaş. Yani gelmeden önce giderdi. Dur bir annene şunu sormak istiyorum. Lütfen Yeter Hanımcığım bana yani hiç sen gelini kızdığın oldu mu?
Yani mesela sen de çok şu işi yapmıyorsun. Çünkü evde de iş yapmıyormuş, yapamıyormuş. Psikolojik durumlarından dolayı dedi Savaş. Köye geldiğinde ne bileyim yemek mi yapmadı, yapmadığında ya da ortalığı, çünkü sonuçta aynı evde birlikte yaşıyorsunuz. Bir şeyleri de gelinin de yapması lazım. Sen de yapacaksın. Hayat müşterek. Kızdın mı? Şunu yapmadın, ya bunu yapmadın. Zaten iki tane çocuk. İki tane çocuk bir adam istiyor. Ya ben o çocuklara bakacağım, he, ya o işi yapacağım. O zaman ona dedim ki kızım sen çocuklara bak, ben onların peşinden koşamayayım, ben evimin işini yaparım. Yapacak olduğumuz iki tabak yemek, başka ne iş var evde? Kızdın mı? Öyle. Kızdın mı geline hiç? Geline kızmadım. Hiç kızmadın? Hayır, kızmadım hiç. Yok, zaten gezmeye gelmiş, onunla ya okul vakti geçeceklerdi aşağı. Ha, ne zaman döneceklerdi? Öyle kızma mızma yok yani, şey yapma. Ne zaman döneceklerdi? Ya okul zamanı aşağı Bursa'ya döneceklerdi yine. Yalnız Nurhan okul zamanı çocuğu okula gidecek zaman döneceğim işte, dedi. Bir dakika dur Suzan. Diye söylüyordu da. Cümlesi bitsin öyle başla ya. Bir dakika Suzan. Bir şey söyleyeceğim. Karşındaki insan konuşurken lütfen konuşmasının bitmesini bekle ki ben hem seni anlayayım, o da seni anlasın, sen de onu anla. Şimdi söyle Suzan'cığım, söyle. Nurhan dedi okul zamanı ne kadar kalacak, döneceğim dedi de yalnız Savaş dedi ki bunları bırakacağım da 4 ay, 4 aylığına ben geleceğim dedi. Burada bırakacağım dedi bu da. Bu ikili konuşma var burada bak. Yani köye mi bırakıp 4 evet, ay gidecek? Köye bırakacağım dedi bak. Bunun konuşma Nurhan öyle konuşuyordu yani çocuk. Burada mı söyledi Savaş, ben onu çok hatırlamıyorum. Köyde. Ha, bırakıp o zaman, dört ay gideceğim. Öyle mi? Bunları bırakacağım burada 4 ay ben gideceğim dedi. 4 ay sonra yine gelirim dedi. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül sonu, Ekim başına. Ekim, o zaman açılıyor ya zaten okullar. Sen çocukları Nurhan'ı köyde bırakıp gitmeyi mi planlıyordun? Yok şu şekilde abla, hani kalmak isteseydi ben kendim gidecektim. Okul zamanı gelip alacaktım. Hı. Çünkü ben çalışmam gerekiyordu sonuçta. Ben hani işi bırakıp gitmiştim. Doğal, evet. Çalışmam gerekiyordu ama sonradan dedim hani Haziran ayı şey okul zamanında beraber gideriz dedim. Hani dedim o zaman da yani yüklü miktarda aldığım vardı. Peki siz köye gittiğinizde kaybolmadan önce yaylaya gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bir plan yaptınız mı Nurhan'la, şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım? Yok ablacığım. Ne zaman dönmeyi planladınız mı hiç? Hani aklımızdaki şu vardı hani iyi olursa fındığımızı toplayıp okul zamanında dönecektik. Hani fındığımızı toplayıp okul zamanında dönecektik. Evdekilere, bizikilere yardım edecektik. Karşı tarafa yardım edecektik. Hı hı. Biz senetmiştik o şekilde. Nurhan köyde mi kalacaktı biraz? Eylül ayında. Ben de kalacaktım abla. Ha, sen de kalacaktın. Hani duruma göre dönme ihtimalim var. Hani iyi bir teklif gelirse de dönecektim ben bir daha geri. Ama başımıza bunlar geldi. Yani onları daha konuşmadan, dönüşünü daha netleştirmeden Nurhan kayboldu. Aynen ablacığım. Peki Yeter Hanım, siz hiç gelinle tartışır mıydınız Nurhan'la? Hayır. Hı? Tartışmadım bizim anne. Peki ama Nurhan niye özellikle kayınpederi değil ama seninle tartıştığını hep sağa sola arkadaşlarına söylüyor? Yani şeydeki sığınma evindeki yani arkadaşım. Sağda solda arkadaşlarına inanmıyorum bunlara. Çünkü dün sağda solda arkadaşı yoktu. Onun en çok arkadaşı evdeki televizyonuydu. Çocuklarıyla televizyona çok bakar. Öyle arkadaşlarıma kadar ben inanmıyorum. O arkadaşlarına inanmıyorum. Sığınma evi. Çünkü kimsenin yanına varmaz. Kimse onun yanına gelmez. Sığınma evindeki arkadaşlar. Oraya gittiğinde. İkinci kez. İnanmıyorum. O arkadaşlarına inanmıyorum. İkinci kez evden ayrıldığında, sığınma evine gittiğinde oradaki arkadaşlarına söylüyor. Hadi diyelim Suzan ön yargılı. Suzan'a da söylüyor. Annesine söylüyor. Ben annesini o yüzden sormuyorum. Belki ön yargılı işte size şey bakıyor diye. Sığınma evindeki arkadaşlarından bahsediyorum. Senden abla, çok şikayetçiymiş. Bu gelsin o zaman niye kaçıyor? Ama yani şu anda bilmiyorum, belki kocası işte tekrar onu takip ediyor. Yani bir yerlerden gizleniyor, o insanlar şu an konuşmak istemiyorlar. Tehdit altında olduğu için bir şey yok, diyemem şimdi, yani. Ben görmediğim bir şey, duymadığım bir şey kesinlikle inanmam onun için. Aynı şeyi Suzan Hanım da söylüyor. Diyor ki benim kızım diyor, değil mi? Hani kayınvalidesinden rahatsız değil miydi? Yani orada beraber aynı evde yaşadıkları evet, için. Önceden şehitler de. Evet. Ya. Ablacığım bak. İlk dönemdeydi yalnız işte. Sizin anlamda haberim ben, yok zaten sonrakını. İstedikleri kadar desinler. Ben dünkü gibi hatırlıyorum bak. Biz evlendiğimizde kendileri dedi, benim kızımın başında duracaksınız dedi, köye gelene kadar, hani ev yapana kadar dedi. Kendileri dedi bunu ya. Şimdi de kavga ediyorlar, istemiyorlar falan filan diyorlar. Ama bak öyle demiş ama sonrasında Yeter Hanım, siz Bursa'da üst katta mı alt katta mı Kader diğer oğlunuzun, üst katta diğer oğlunuz var, işte onun eşi Kader var. Kader'le yaşamak yerine oğlunuzla, yani Savaş'la yaşıyorsunuz ve Nurhan'la yaşıyorsunuz. Evde küçük, tamam bunu söylemiş olabilirler ama sonra çocuk oluyor ve Nurhan evi ayırmayı düşünüyor. Siz neden orada ona rağmen Nurhan yani daha rahat yaşamak istemesine rağmen orada kalmak istediniz?
Ben bir şey diyeceğim abla. Bir annemi lütfen yok, yanıt ver. Yok, evde ev küçük diyor ya abla. Bak. Onu ben size göstereceğim bir evde. Tamam, küçük peki. Mü büyük mü göreceğiniz. Olur lütfen görmek isterim. Tamam. Söyle Yeter Hanım. Bak ev küçük müçük değil. Ev küçük değil. O dedi böyle bana. Sizi ben gitmenizi istemiyorum dedi. Bak karşımda olsa söyleyeyim. Şu anda çıksa gelse yine söyleyeyim. Sizin ben gitmenizi istemiyorum. Evde öte bir şey çok. Eşkıya çok. Ondan da yaşlık. Yine onların bak yatak odası ayrıydı. Biz yatak odamız ayrıydı. Oturma odası da vardı. O salonda dediğimiz yerde benim kız en çok ızdırabı benim o hasta kızım çekiyordu orada. Üstünden öteye bile geçiliydi. Ben çok şöyle sıkışığı çekti orada. O da oradaydı tabii. Senin engelli kız. Biz burada köyde ev yapana kadar dedik. Siz o zaman kaç oda kaçtınız? Köyde ev yapana kadar dedik. Allah. Şey yaparak dedik. Üç oda. Köydeki ev yapınca hatta kadar. Kemal Hasan ne dedi biliyor musun bize? Ne dedi Yeter Hanım? Duyuyor musun beni? Duyuyorum canım söyle. Kemal Hasan bunu istek anlık dedi. Onu dedi yalnız bırakma dedi. Kendi haline bırakma. Onun başında dedi. Bu uslu olması lazım dedi bize. Yoksa ben öyle demeseydi. Şeye giderdim kiraya. Bekitten bu sorunu da çıkmazdı. Uslu olması lazım evet, ne demek? De kirada uslu durdum. Olması lazım dedi. Ben onu başında uslu olması lazım. Başında büyük bir insan olması. Başında uslu olması benim lazım. Benim çocuğum dedim Bursa'nın şeyini bile. Onu dedim Bursa'nın şeyine dedim. Burası dedim yani öğreteceksin dedim. Ha. Akrabasını öğreteceksin. Tamam. Akrabası talukatı götüreceksin. Bilmez dedim. Bir oranın ortamını bilmez. Gurbet ortamını tamam dedim. Peki. Temel ne dediler? Bir gelini aldın mı 6 ay 1 sene eşleyeceksin. Dışarıdan getirdiğin zaman köyden de getirsen bir evini elmini 6 ayda alıyor bir gelin. Bunu demek istedik biz. Ama sonrasında artık senin kızın evi ayırmak mı istedi? Ya evi ayırmak istemezse şöyle işte ben onu bilmiyordum. Bak şimdi ya. Onu Sema mı söylemişti? Sema söyler mi? Şimdi bak ben hiçbir şey yok. Sana ben anlattım ya. Hiç şeyleri yok anne ki. Bundan eşittim ben bu şeyi hısmımdan. Yeğliye geldi işte gelmişti işte. Ben yufka açalım diye onu köye yanıma çağırdım. Yeter, yanıma ha. Çağırdığım zaman olayın ne olduğunu bilmiyordum. O söyledi bana. Dedi ki kızım dedi. Ben ona sorma bile sormadım. Ben kızına sorardım da. Yeter Hanım anlatıyor sana. Yeter Hanım söyledi. Söyle, evet. Ben kızıma devamlı telefonda sorarım. İyi misin? İyiyim dedi bana. Ha, ne dedi? Onu sen bana dedi söyle. Ki, ya Nuran bize dedi ki dedi. Ya bıktım sizden de, yandım sizden de, defolup gitme de gitmediyiz başımdan da diye söyledi dedi. Kaynatası da dedi ki dedi babası dedi. Dur yani yeter hanıma. Yeter bunu söyle, geçin bunları bir söylemiş. Bekle bir dakika. Hayır yani öyle demedim ben. Ha. Sen söyledin ha kız bunu bağ. Ben bunu... Öyle demedim ben. Bak şimdi görüyor musun? Sonra dedi ki şey... Nasıl biliyor musun? Kaynatası da dedi ki dedi. Bu senin lafın nasıl laf? Senin lafın, sen beni evimde nasıl kapıya atarsın? Senin lafın deli lafı diye söyle dedi. Allah'ım olmasın ha yalan konuşuyorsan bir kelimeye gel. Yani sen gelinine yani annesine nedir şikayet ya? Etmişsin. İftira mı bu şimdi? Tamam dur bir dakika. Yeter Hanım bunu söyledin mi? Sana Nuran git demiş artık. Bu nasıl biliyorum bak. O şeyden savaş da vardı evde. Ben her zaman biliyor benim oğlum beni. Akşam da dolma yaparım. Sabahtan yarın tazıkın bir şu yiyoruz böyle. Evet. Bir akşam dolma yapıyordum. Hiç öyle yapmıyordu o da. Ben dolma yapakandım geldi, o da oturdu başına. Ben de dedim kızım sen dedim çocuklara uyu kaldım, sen de git uyumaya dedim. Ondan sonra o oturdu başıma, o üflüyüp püflemeye başladı orada. Şu bu saatte sayma mı sayıldı dedi, attı tuttu saymalara bir şeyler etti. Savaşta kızdı ona, madem de sarasın yoksa git dedi. Anamın boyuna huyu böyle dedi, anamı akşam sarar zabahtan yiy dedi. Dedi o zaman yatağa git dedi, bu kadarlık başka hiçbir şey yok. Ufak tefek görüyor musun? Şehit miydi? Ama sonuçta böyle... Başka bir şey yok. Başka bu kadar. Ama sonuçta yok. Böyle her şeyde güllük gülistanlık değilmiş yani. Yok değildi. Onlar yani kendileri anlattılar ya. Sen, bir dakika şey Suzancığım. Bir dakika lütfen. Sen az önce dedin ki biz çok iyi anlaşıyorduk. Hiçbir sıkıntı yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama işte şimdi annesi söyleyince tartışmayı bize söylüyorsun Yeter Hanım. Demek ki bir problem var aranızda. Bazı problemler yok. Var. Sen ondan sonra bizim onu hep bir aradıyken idi. Hep bir aradıyken idi. Söyle Suzan'ın. Kız geldiği zamanlar dedim ki ben bunu taksiye demedim. Bir de aynı anda konuşmayın. Size demedim de bunun böyle konuşmasına kızım yani böyle dediyse ben de üzüldüm yani. Niye böyle konuşmazdı yani yalılı şeyle böyle Nuran patlamaz. İstemiyor Yeter Hanım evde. Yani Nuran böyle patlamazdı dedim yani. Böyle kolay kızmın ilenlik böyle kız şey etmez patlamazdı. Tamam, bir dakika bir bilgi geldi. Niye böyle? Bir dakika dursana. Pınar söyler misin bir de anlamadım ben seni. Söyle. Evet anladım. Tamam. Duydun mu Yeter Hanım? Yani senin doğruları söylemediğini söylüyor Suzan. Duydu. Hayır de şunu. Ben ona bak öyle açık anlık dedim hısım dedim böyle dedim. Ha işte onu deyin Nuran dedim ben de ben öyle yapmadım. Niye öyle yaptı bilmiyorum dedim. Ona anlattım ona bak o da bir o bir beni şey yaptı yani yayın yaptı böyle.
Ondan yani yapmak, hep soğukluklar hanımdan sonra geldi bize. Kız geldi ya, gelene kadar ses etmedim. Kız geldi o zaman Nazlı, dedim şey ya. Onu boş verdi. Şimdi Yeter Hanım diyor ki biz anlaşıyorduk diyor. Hatırlamıyor mu acaba? Bir hat, yani sonuçta anlaşamıyorlar. Söyledi, söyledi ya. Ha, söyledim onu dedi ya. Aha, ama ha, söyledim dedi ya. Şimdi ya çok da anlaşamıyorlar yani. Anlaşamıyorlar. Söyledim ben söyledim. Bu kadar başka abla bir şey yok. Abla söyledi o dedi. Anlıyor ama abi. Ama çok söyledi şey yok. Kendi söyledi. Sadece o yani. Başka bir şey yok. Ben ablacığım ben sonuçta çalışan bir adamım. Evde halim tam bilir. Ama başka bir şey yok. Ama zaten Nurhan. İşte ben o ya Nurhan annesine gidip gelemiyor. Sema'ya gidip gelemiyor. Başka hiç kimseye gidip görmüyor. Abla onlar gelseydi o zaman. Gelmedi mi? Ben kızım Sema'ya bak Savaş. O çocuğu havuna sığma sanatı var ya. Ablası yapamadığını bilen iyisi öğrendi. Evlendikten genişi, sonra. Onun yanına giderdi, onun yanına giderdi. Uğran sıktın, Uğran sıktın, Uğran sıktın. Aklı var burası. Biz ne zaman konuşacağız da burada ya? Çocukta da ondan sonra psikoloji var iyisi. Ya. Biz ne zaman konuşacağız burada? Biz ne zaman konuşacağız burada? Sema Bursa'da. Ablacığım Sema Bursa'ya çeyizine gelene kadar Bursa'ya hiçbiri gelmedi bundan. Hayır başka bir şey hiçbiri söyleyeceğim. Gelmedi. Başka bir şey öğrendim. Bak, aksine. Yok bir şey diyeceğim abi. Aksine bak. Delikanlısı doğrusunu konuşsun. Bak bunun büyük oğlu Rahman. Heh. Askerden geldiğinde hani benim kötü bir insan olsam veya şeyim olsa Rahman'a mesela askerden geldiğinde direkt yanıma gel dedim. Ya ilkin iyiydi. Biz de iyi biliyorduk. Allah'ım bir şey anlatacağım. Bir dur ya. Sakladığım bir şey varsa diyorum. Askerden geldi dedim ki Rahman'a. Bak koçum orada dedim ezilme. Durma dedim. Gel dedim. Çalış yanımda dur dedim. Ben senden hiçbir şey istemem dedim. Sadece dedim çalışırız kendini yani topladıktan sonra istediğin yere gidebilirsin. Bunu dedim. Adnan'ı mesela. Adnan da aynı ama şekilde. Ama Sema'ya karşı niye böyle? Sema diyor, ablacığım, evleniyor. Ablacığım bak Sema'ya bak, karşı. Sema'nın, bunu ben sana size geçen gün söyledim. Ama hayır hayır anladım da sonrasında oluyor. Sema evleniyor. Bursa'da ablası evleniyor. Ablasının düğününe Nurhan'ı göndermiyorsun. Ablacığım köydeydi düğün. Ama Bursa'ya geliyor sonra. Köye de yani göndermiyorsun. Hiçbir şekilde Sema'yla görüştürmüyorsun. Abla Bursa'daki düğüne, Bursa'da düğün yapmadık ya. Köydeki düğüne de gidebilir. Abla demedim abla. Demedim abla ben çalışıyorum sonuçta ki. Sen gitme Nurhan'ı gönder. Çocukları mı göndereceğim abla? E ne olacak? Annenle yok, gitsinler. Abla. Abla tamam abla. Tam tersini söyleyelim abla o zaman. Evet. Kendisi niye benim düğüne gelmedi? Sema mı senin düğüne tabii gelmedi? Tabii ki. Niye de düğüne gelmedi? Bursa'daki. Ya Bursa'ya biz gittik. Şimdi hepimiz gidecek halimiz yok ya. O yüzden mi? O kadar basit. Köyden, ben de ona bağlayayım o zaman abla. Evet, hatırlamıyorum şu an hiç ama ona bağlayayım ben hoca de o zaman. Hoca idi hoca. Mektep oku diye şeye dışarı mektep oku diye görevli. Niye gidecek Sema? Ben de çalışıyorum abla görevliyim ben nereye gideceğim? Biz kime kattık gönderi? Biz kendimiz gittik. Havası gitti ben gittim. Bursa'ya geldikten tamam, sonra ben da. Ben size bir şey demiyorum. Bak Bursa'ya geldikten sonra da. Yani daha sonra da ne eniştenle yani bu Sema'nın kocasıyla ne de Sema'yla hiçbir şekilde yok. Yani hiçbir şekilde diyaloğunuz yani görüşmemişsiniz doğru hiç düzgün. Hiç görüşmemişiz ama doğru düzgün diyelim daha doğrusu. Yani, tabii. Kardeşsiniz şey, onlar kardeş şey, sizler de bacanaksınız ya. Bir kere gittim onun yanına. Bir, şey yani, bir kere gittim götürdüm yani bir kere. Kaç yılda bir defa? Bir kere abla. 7 yılda bir defa? Bir kere diyorum. 7 yılda değil abla. Ondan sonra Sema kaç sefer geldi getirmemiş. Abla kaç yılda evlendiğini bilmiyorum ben yani evlendikten söyledim bir kere abla. Bir de nedir ya kardeş sen de bacanaksın adamla yani. Tamam ablacığım bak ben. Niye niye ama neden ne, işte ne nedenini oldu? Nedenini söyledim abla size. Tek çeyiz, çeyiz düzmeye geldiğinde soframda ettiği laf. Benim için o gün bitti o. Ama o olaydan sonra etti işte kızgınıdı size de ya etti. Ne yapsın ne bu ne yapayım ben sizi? Ben o lafını size söylemem yani. Ben de söyledim size söylemedi abla. Miyim? Hani deklamansa ben size söylemem yani sıkıntı yok o lafı da. Çeyiz düzmeye geldiğinde Sema çeyizi mi beğenmedi? Yok ablacığım yok, bak. Yok. Bize geldiler. Sema'nın çeyizini düzmeye gittiğimde geldi. Sema'nın çeyizini. Yani o zaman geldiler. Hani o zaman da Nurhan sığınma evindeydi. Dur anlatıyor Savaş anlatıyor. Sığınma evindeydi o zaman. O zaman neyse ya ikinci gün mü neydi işte bize evet. Geldik. Suzan yenge vardı. Kızı Sema vardı. Bir de bir akrabası daha vardı, bir bayan daha vardı yanımızda. Sofraya oturduk. Annem sofra hazırlamıştı. O zaman işte hani bir laf kullandı orada. Yani ben dedim bundan sonra dedim bunda hani hiçbir eşim olmaz diyeceğim de sonuçta eşimin annesi dedim. Ses çıkarmadım. Lafı söyler misin? Ne olabilir? Ne dedi yani? Ne dedi? Ablacığım ne dedi? İzleyiciler de öğrensinler. Tamam söyleyeyim abla o zaman. Ha. Bilmemesin o zaman. Yemeğe sofraya oturduğumuzda aynen şu kelimeyi kullandı. Ben yemem. Akrabası. Özür dilerim. Sizin yaptığınız yemeğe Sema sizlerin bu kebapsınız mı arkadaşlar? Basmadı ama basmıştı bir. Ben muska. Muska ya. Sihir. Yemeğe sihir yapmışlar. Ben bir kez bu kelimeyi söyleyeyim anlaşılsın diye büyü yapıldığını. Dolayısıyla bu yemeği yemek istemediklerini söylüyor Sema. Öyle mi diyor? Aynen öyle söylüyor. Bu mu yani? Bu nasıl ben dedim. Ay, çok özür dilerim. Yani, ablacığım ya bak anlamıyoruz. Neden ama neden yapasınız? Çok saçma Sema niye böyle bir şey düşünüyor? Direkt öyle söyledi. Yalan ya öfkesinden desin. Öfkesinden ya yemem ben bunların yemeğini yememeni yeme dedi. Kızdı da yeme dedi. Bunların yemeğini yememeni yemem dedi. Ne yaptıkları belli değil bunların dedi. Ben de korkuyorum bunlardan dedi. Kız ikide bir gidip duruyor ya. Ne yaptıkları belli değil demek istedi. Onu demek istedi o.
Ama ne yaptıkları belli değil. Bunlar işte muska yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Kız da o yüzden evden gidiyor. İşte öyle de Sema da o yüzden yemek yemiyor. He, yok ablacığım. Yemem dedi. He. Çok saçma. Yemekler için öyle diyor. Yemekler yemek için. Ya anladım. Yemeğe bir şey katmışsınız. Ha, öyle, onu yani, demek istedi. Neden? Ne, onu sihir. Yemeğe bir sihir yapıyor. İşte o kelimeyi kullanamadığım için. Ama ki o zaman için. Kendi akrabası ağzını tıpayını verdi. Arkadaşlar onu yazar mısınız? Yani Sema eniştesinin kendisine ya da ailesinin kendisine sihir yapacağını, yemek yiyerek bir şekilde ağzını burnunu bağlayacağını düşündüğü için bunu açık açık, sen bunu duydun mu? Ben sofradayım abla. Sana mı söylüyor? Ha, çok saçma, bunu niye söylüyor? İşte abla bak, ben ağzımı bile açmadım ona, saygısızlık olmasın diye kayınvalideme. Kendi akrabası verdi ağzının payını. Sen de deseydin ben sana niye sihir yapayım, yemeğe ne katacağım? Ablacığım ben evde... Kim ne dedi ya? Ne öyle konuşayım? Ne var? Onda bir şey yok ki. Ben bir şey var demem. Ben onun için uyuz oldum diyorum yani. Bitti. Arkadaşlar Kajer'e yazalım. Madem öyleyse sen götürün hoca da sana niye salınları sildirdi? Ne kızı dedi? Götürün hoca salınları sil, bu kız neden bırakıp da gidiyor? Ne yapıldı da gidiyor? Ondan onun şeyine çekti. Salınları sildiğini demedi mi sana hoca? Tamam, onu seni götürdüğün hoca da söyledi aynısını. Tamam işte. Ya bir şey söyleyeyim, hepiniz de böyle. Ama ben abla bak, Allah şahit. Ya hoca da medet olmuş sende. Ben bir şey diyeyim ama. Bir dakika, hoca hadi işine. Allah'ı şahit diyorum abla, ben evlenen... Allah'a billaha bilmezdim. Kim biliyor? Kim sana öğretti? Evlatta sonra öğrendim bunların hepsini ya. Kim sana öğretti? Öğretti galiba, gördüm yani. Sözde hocaları, sihri, muskayı falan. Tamam, ben de yaptım o hatayı, götürürüm. Ben bir şey demeyeyim. Bunları sen kimden öğrendin? Suzanlardan mı öğrendin? Öğrenmedi yani, gördüm yani işte demek istediğim. Şey, Nura mı yapıyordu? Yok abla, anlamıyorum. Size sonra anlatırım ben size. Siz anlamadınız. Kimden gördün ya? Gördüm derken hani böyle bir şey olduğunu hani gördüm. Sohbetinde. Ama birinin sana bunu göstermiş olması göstermedi lazım. Göstermedi abla. Muskalardan görüyorsan da, sadık soldaki muskalardan. Evde sürekli muska mı vardı? Ya vardı, evet. Yoktu demiyorum abla. Siz şu an bizim konumuz... Yani dışarıda olayımız... bazı yapanlar, yedenler, gelenler oluyor demek istiyor. Ha öyle istiyor. Yani. Demek istiyor. Onu söylüyor. Ben sizin evinizde mi yapılıyor mu? Ben bak ablacığım, bak yine diyorum bak. Ben çoğu şeyi hani Nurhan'la alakalı her şeyi konuşmaya burada dur ben varım. Yeter Hanım'a sorayım. Ama çoğu şeyi konuşmayacağım yine. Ama bir şey söyleyeceğim. Sonuçta... çok saçma bir şekilde bak, evde muskalar. Ben buna nuska yapıp nuskayla gitmedi bu şimdi. Kaç yıldır senin yanında tamam. Duruyor. Ben ilgilenmedim, ben varmadım. Kaynanam karıştırdı diyemezsin. Kaynatam karıştırdı diyemezsin. Biz sana emanet olarak teslim ettik. Sen şimdi şu şunu demiş, bu bunu demiş diyemezsin. Tamam, sen benim aslında emanetimi şey o gediydi ya. Gedi, bir gedi, iki gedi. Bunu düşünmüş olsam bu bunun psikolojik sorunları zapaça başıma bela olur diye. Ben bunu ailesine teslim edeyim diyebilirdin yani. İşte, senin tamam, sıkıntıların şey şeylerin buydu. Yani bunlara bak. Hiç bana bir geldiğim, bahane yapmayacak. Geldiğim günden beri zaten çoğu şey konuşmuyorum. Bana bahane yapmayacağım. Yani. Çünkü bizim olayımız Nurhan. Ben bir annene sorayım ya. Belki yani Yeter Hanım, senin gelin Nurhan mı yani bu tür konulara meraklıydı? Muska ya da vesaire konularına. Nurhan yoksa öyle, bir dakika. Yoksa annesi Suzan ya da Sema mı bu konulara meraklıydı? Onlar da diyor ki bizim böyle konulara merakımız yoktu. Bunu bir Savaş daha çok meraklı. Ailesi meraklı. Siz bu tür yani geline muska falan bir şey yaptırdınız mı hiç? Nurhan'a? Hayır, biz muskuyla, hocayla, hocayla işimiz yoktu bizim. Hocaya götürün daha, tamam işte. Bir de hocayı getirmişti daha. Hayır, ben Yeter Hanım'a soruyorum. Savaş yapmıştı, Yeter Hanım yaptı mı diye soruyorum. Ha, kayınvalidesi. Biz hoca bilmem burada, hocaya hocaya gitmedik. Kendime bile gitmemiştim hiçbir kere. Ya ben... Bu öyle mesela, bir şey bilmiyorum ben. Yok öyle bir şey. Bu sofradaki bu muhabbetten dolayı ben göndermedim Sema'ya diyorsun ama bizim aldığımız ve duyduğumuz bazı iddialara göre çok aşırı kıskanç olduğun için işte ablasının ve eniştesinin yanına göndermiyormuşsun Nurhan'ı. Ablacığım ben zaten gittim, beraber gidiyoruz. Tek başına zaten gidemez, yolu bilmiyor. O başka bir şey. Ama öğrenebilir sonuçta. Ya yani. Çok tehlike etmişler. Cumartesi günü, öyle tadillik günlerinde dediler. Şey demesin, getir bizim yanımıza, biz oraya gidiyoruz diyorlar. Onu da getir dediler. Beraber oturalım, kalkalım, yiyelim, içelim. Ama ben yani bunu işlerine yani. Çok ben istedim, bu getirmedi, hiç götürmedi. Siz dedim bana bakmayın dedim. Ben dedim, ben hep böyleyim dedim. Ben gelemezsem gelmeyeyim dedim. Siz istediğiniz zaman kapınız açık, hep gelebilirsiniz. Ben hiçbir zaman şey yapmadım yani. Ama sen de gitmeyince. Ben gittim bir kere. Ya ama ben sürekli dedim bak, gelebilirsiniz dedim bak. Benimle bir alakası yok dedim. Çünkü yani ben, çok öyle aşırı kıskanç değilsin söylenen gibi diyorsun. Ablacığım bak, ben gene diyorum bak, şahıs olarak hiçbir şey kıskanmam ben. Çünkü güvendiğim adamı kıskanmam. Ama giyim olarak kıskançlığım olur benim hani. Sema'nın kocasıyla aran nasıl? Bacanağınla? Olay olduğundan beri hiç selam sabah almadık. Yani selam gömmemse zaten bir kere onun yanından geçtim de. Bacanağın olay olduktan sonra seni geçmiş olsun. Nerede işte benim baldızım hiç aramadı mı seni? Aa, bacanak aramadı seni hiç. Allah Allah. Yanlış hatırlamıyorsam aramadı nasıl yani. Nasıl arayacak? Eylül'e geldi, yandan geldi geçti. Bize misafir geldi ya. Evet. Yanından geldi geçti Savaş. De Hable yine yandan geldi geçti. Amcası ot biçiydi. Amcasının yanına geçti. Hoş geldin demedi. Aa. Nasıl gelsin de şeysin uzatağa? Nasıl şeysin? Bak diğer damadın. Evet.
hak veriyorum diyelim, tamam mı ablacığım? Bu geldi, bizim Nuran bu damadı geldikten sonra 15-20 gün veya 25 gün içinde geldi. Sen geldiğinde direkt yanıma gelsen, o zaman geçmiş olsun deseydin bana. Ben köydeyim sonuçta. Ya da senden şüphelendim mi acaba bacanak? Şimdi şunu ben merak ediyorum. Sen diyorsun ki tartışmıyorduk. Beni Yeter Hanım duyabilir mi? Yeter Hanım. Sen de diyorsun ki biz gelinle çok iyi anlaşıyorduk. Savaş da diyor ki biz diyor zaten konuşmuyorduk ki tartışalım. Ama kızı... Abla bir şey diyeceğim dur. Ha. Aklıma hani siz diyorsunuz yani ölü diye. Aha. Ben de sağ diyorum mesela. Hı. İnşallah sağ çıkardı. İnşallah. Ya kimin doğru, ya. Kimin yanlış olduğu daha net olacak i̇nşallah o zaman işte. İnşallah Savaş. Biz illa seni yaktın demiyor ha. Ya inşallah bir kadın cinayetiyle tabii. Daha karşı karşıya i̇nşallah kalmayız ya. Yani inşallah bak, ben yani. Ben yine diyorum size bak elimden gelen her şeyi yapmaya razıyım ben. Tamam. Olay ortaya çıksın yeter inşallah. Ki. Bir dakika. Şimdi ben sonra bir SBA yolunu çektik sevgili izleyiciler. Yani şu soruyu sorduk. Önce onu bir izleyicilere söyleyeyim sonra ben Yeter Hanım'a sana bir soru soracağım. İzleyici şu anlamda söylüyorum. SBA VTR'sini Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyin. Instagram'a koyar mısınız Pınar'cığım? Şimdi hep şu konuşuldu. Yani Nura'nın evden kaçıp yayla tarafına, dağ tarafına işte gittiği, o tarafa gitmiş olabileceği, o tarafta aramalar yapılıyor. SBA tarafı. Halbuki bir kadın evden gidiyorsa yani Giresun'u da terk edip bir yerlere gidecektir. Ya yani, o yüzden otogara olduğu tarafa, SBA tarafına neden gitmedi? Savaş diyor ki niye bakmadınız diye sormuştuk. Ben boynunda bir kolye vardı. O kolyeyi sattı mı acaba diye kuyumculara sordum. Ama SBA tarafında o taraf hiçbir araba yapılmamış. Bunu diyor düşünemedik diyor. Ama diyor Afat'la o tarafa diğer tarafa baktık diyor. O SBA'yı biz çektik. Biz siz bir lütfen diye Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede görün. Benim merak ettiğim bir sorunun yanıtını kayınvalideden almak istiyorum çünkü. Onu sorayım hemen ekranlara da getireceğim. Siz izlerken dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Şimdi Yeter Hanım, ikiniz de diyorsunuz ki tartışmıyorduk. Zaman zaman küçük küçük şeyler oluyordu. Savaş çünkü zaten biz konuşmuyorduk ki tartışalım. Ama arkadaşlar bu mikrofonlardan kaynaklanan bir şey değil. Bakar mısınız? Şuradan kaynaklanan bir sıkıntı. Ben her zaman bunu giyiyorum. Dolayısıyla bu başka şeyden, mikrofonlarda hepsinde bir sıkıntı var. Kulak mikrofonu takımı ya da el mikrofonu verin öyle yapalım. İlk kez giydiğim bir şey değil benim bu. Bana şunu söyler misiniz? Yani Meryem ifadesinde annem, babam Bursa'da kavga ederlerdi diyor. Torunun anlatıyor bunu Yeter Hanım. Torun söylüyor, senin torun söylüyor. Torunun diyor ki Meryem diyor ki benim annem babam kavga ederdi diyor. Sen de diyorsun ki ne benimle kavga ederdi ne işte kocasıyla kavga ederdi. İyi güzel de Meryem niye böyle söylüyor? Ya böyle büyük bir kavgalar yok. Ben daha önce de dedim hısmıma. Hısmım dedim sana dedim kızım dedim vurdum duymaz dedim benim oğlum biraz sinirli dedim. Kapıdan gidiyor zaman işten geldiği zaman dedim. Bir tabak olsun, az olsun, temiz olsun sesini çıkarmaz. Hiçbir şey olmadığı zaman acı bağır çağır öyle dayak sopa yoktur onda. Sen hiçbir kere vurum duymaz olduğunu almadan neyden biliyorsun da vurum duymaz dedin. Evet oğlum sinirli dedin ama sen kızım vurum duymaz demedin. Yok bize gelenden sonra dedim ben sana biz değilken dedim ben sana onu. Biz değilken dedim. Bize gelenden sonra abi kaçıp şey yapandan sonra dedim ben sana onu sen onu değil onu. Nasıl? Yoksa başka öyle dövüş, kavga, kürkütü öyle büyük bir şey olmadı. Tamam ama Yeter Hanım sen benim sorumu anladın mı? Senin torunun, Meryem senin torunun değil mi? Şimdi sen ona çocuğum gibi diyorsun ya artık çocuğun gibi evet. Olmuş. Sen annelik yapıyorsun. Annesi yok çünkü. Senin torunun jandarmaya verdiği ifadede demiş ki benim annem babam Bursa'da kavga ediyordu. Meryem söylüyor torun diyor torun. Yani Suzan söylemiyor tamam canım benim. Anladın mı? Ya onu biz buradaydık, onlar oradaydı, orayı bilemem ben. Torun niye böyle söylüyor? Biz köydeyiz, kastı. Torun neden böyle söylüyor? Madem kavga yoksa, bir şey yoksa, abla, her şey yolundaysa. Abla, soruyu bana sormanız lazım değil mi? Nasıl? Sonuçta o ilişkide ben varım. Biz buradaydık. Ama annen de orada, öncesinde ev yapılmadan önce de orada. Değil, çocuk her zaman diyor, kavga ediyorlardı, anlaşamıyorlardı. Meryem diyor. Ya 2 yaşındaydı ya 1 yaşında bunlar gittiğinde. Biz hep bir aradayken de kızı küçüğüydü zaten. Küçüktü o zaman. Ama sonrasını da söylüyor, köye geldiğinde abla, de daha. Ilk kez 2 yaşındaki bir çocuk kendini hatırlamaz. Halledemeyecekseniz ver bana canım, ver kulaklığımı. Bir halledemediniz, Allah Allah. Ver kulaklığımı bana canım, onu da mı halledemedin? Onu da ver bana kulaklığımı, takayım, ver bana kulaklığımı. Ver bana, ya, özür dilerim sevgili izleyiciler ya. Ver, tak kulaklığımı. Bir halledemediniz, şaka gibi ya. Tak kulaklığımı. Ver, hayır kulaklığımı tak, ver bana. Şu an kulaklığımı takamıyorum.
kulaklığımı takamayacaklar. Böyle kör döğüş yayın yapacağım. Ben sizden çok özür diliyorum sevgili izleyiciler. Bunu canlı yayında şahitlik ettiğiniz için. Ama maalesef böyle bir problemimiz var. Ne ablacığım, ben şöyle diye söyleyeyim sana. Bir çocuk 3 yaşından sonra hani tahmini benim hani bildiğim kadarıyla 3 yaşından sonra gördüğünü unutmaz. Hani gördüğünü unutmaz. Ben yine diyorum. Ben eşimle ağız dalaşı yapıyordum. Yaptım. Çok yaptım yani ağız dalaşı kızdığımda. Neyle ilgili ağız dalaşı yapıyordunuz? Ya beğenmedim bir şey oldu mu ben hani kızdım yani. Hani böyle dediğim gibi işte. Ben mesela dedim işte geldim bazı şeyler hazır olacak ablacığım eve geldiğimde. Evet çocuktan dolayı da bakalım bir geçin. Bir çocuk o zaman. İki çocuk yoktu o zaman. Tek çocuk. Olsun sen. Ama bana hiç kimse gelip orada komşularıma da sorun. Bak Nurhan hatta sorun komşularıma, Bursa'daki komşularıma nasıl bir insan diye. Bana gelip de kimse bir kadına el kaldırdı diyemez. Kimse diyemez. Hiç şiddet uygulamadım eşime kimse diyorsun. Kimse diyemez abla onu bana. Hiç şiddet ama evde kimse yok ki ne bilmiyoruz yani. Ablacığım bak diyemez diyorum yani bak kimse diyemez. Annesi gelse gitse falan filan vesaire ne bileyim Sema gelse, Bacanak gelse, o gelse bu gitse. Ablacığım komşularıma sorun. Komşularım hala yaşıyor da kaçmadan bir tarafa. Bir evden bir ev ne olduğunu ne bilecek o adamı? Evler bitişik abla. Bir kaderin duyacak. Konuşması lazım. Kader de ağzını ablacığım, kapatmış. Evler yani, bitişik. Bak, evler bitişik ablacığım. Yok. Kader Hanım Bursa'da böyle yaşıyor. Belki Kader Hanım, belki senin de başına gelecek böyle bir şey. Sen susmaya devam mı edeceksin? Ben çıkmam, konuşmam, şöyle yapmam, böyle yapmam. Senin Eltin ortalıklarda yok. Ya Eltin bir cinayete kurban gittiyse? Sen kendini nasıl güvenli hissediyorsun onunla ya? Onunla da değil ki şey geldi yanımıza gelmedi. Nurhan olayında köye geldiler bak. Şey bunun abisiyle yengesi geçmiş olsuna gelmediler. Kader gelmedi mi geçmiş olsun? Niye bak madem öyle niye gidiyor? Gelmediler. Hadi Sema'nın işine gelmedi. Bizim elimizde Sema'nın hadi senin, çektin sen Sema'yı diye. Gelmediler. Geldiler tozla gittiler. O zaman değil. O zaman onlara yetmediler. Onlara yetmedi. Hayır. O zamanlar ki bak bu Suzan söylüyor ama Kemal Bey senden şüphelenmiyor. Dolayısıyla senin Kemal abin ve senin yengen şu anda Bursa'da hiçbir şekilde bir dakika Suzan'cığım önemsemeyen tamam mı? Hiç önemsemiyor. Umurunda değil. Hatta kaybolduğu için kader mutlu gibi görünüyor. Herkes sevindi. Valla çok enteresan. Kader Hanım keyfini sürmeye devam edeceksin. Eltin ortalıklarda yok. Ya öldürüldüyse o kadın bir cinayete kurban gittiyse sen o evde rahat rahat oturmaya devam mı edeceksin? Hiç mi vicdanın yok senin ya? Hiç mi vicdanın yok? Böyle telefonun arkasına şey. Saklandın sonra da hiç böyle ortalıklarda ablacığım, yoksun siz niye yani. İnsanları zan altında bırakıyorsunuz kader, ki? Kader konuşacak. Alakası olmayan bir insan konuşacak. Abla. Alakası olmayan bir insan. Haber öldürdü konuşmak demiyorum. İster istemez istemez. Öldürdü ben demiyorum. Ben olsam umurumda bile olmaz. Niye bana ne ya? Olmuyor ya? Ya ablacığım gelin, ben yokmuşum gelin. O kaybolduğu yerde. Ya ben kaybolduğu günü sormuyorum. Bursa'da. Kimseyi zan altında bırakmayın ablacığım. Bursa'da gittiği bir alakası yok. Evden kaçtığı zaman ya da ikinci kez gittiği zaman mutlaka bir şeyler biliyordur. Mutlaka bir şeyler biliyordur ama konuşmuyor. Abla bak şu ben SPA geliyorum. Yolunu bir vereyim lütfen. Bir şey olsa konuşurdu. Tamam SPA yolunu vereyim. Gelsin benim ekranlara. Abla. Buyurun bakalım SPA yoluna. Nurhan Bayram'ın pencereden atlayarak kaçtığı iddia edilen pencerenin önündeyiz. İşte bu pencereden aşağıya doğru geldiğiniz zaman hemen ana yola çıkıyorsunuz. Ve bu ana yol iki güzergah üzerinde duruyor. Bu yoldan yukarıya doğru çıkmak istediğiniz zaman yayla güzergahına gidiyorsunuz. Yayla güzergahı zor bir yol olduğu için ve sadece yaylaya çıktığı için o gün birinin buradan kaçmak için kullanabileceği bir güzergah olmaması gerek. Ama yaklaşık 30 kilometre aşağı doğru gittiğiniz zaman Espiye merkeze gidiyorsunuz. Yani köyden en hızlı birinin çıkması gereken yol Espiye güzergahı ve Espiye güzergahı üzerinde de Savaş ve ailesinin yapmış olduğu hiçbir arama yok. Oysa ki ilk bakılması gereken yer yaklaşık 30 kilometrelik mesafenin ardından Espiye ilçe merkezi olması gerekiyor. Bunun yapılmaması da kafalarda soru işareti uyandırıyor.
Ben Yeter Hanım'ı da görmek istiyorum. Ona da soracağım. Emir'i de görmek istiyorum. Şimdi ama biraz bu espri yolu kalsın Hacer. Şimdi Savaş, şimdi sen geldin şeyden, yayladan eve geldin. Ona baban annen sana dedi ki eşin, gelinimiz pencereden kaçtı gitti. Şimdi ister istemez şunu düşündün. Birinin yanına gitti ya da Giresun'dan ayrıldığını düşündün herhalde, değil mi? Ablacığım direkt o evden çıktı. Biz geldikten sonra zaten çocuklarımla hani sağlıktan sonra, çocuklarımla konuştuktan sonra biz evden çıktık. Az bir yukarı doğru gittik üst tarafa. Ondan sonra zaten kameradan geçtik. Alt tarafa bir yere kadar gittik. Ondan sonra geldik kayınpederim amacım. Muhtarası haber verdik, eve geldik. Peki sonra senin eşin daha önce de gitmiş ya. Dolayısıyla seni terk etmiş, gitmiş olabileceğini düşünüyorsun o anda. Ya benim aklıma gelen ilk oydu abla. Tamam, aklına gelen ilk oysa eğer. Ramazan burada duruyor. Ya kapısını vurup Ramazan'ı uyandırıp, arabası da var. Daha önce çünkü Kemal Bey'e, Kemal amcaya diyorsun, onun arabasıyla gittik. Ramazan kalk benim karım işte gece 12'de sabaha bile beklemeden. Bak sabaha beklemeden. Ramazan'ın kapısını vurup. Ramazan böyle bir kapıya, ya kalk bizi SP'ye tarafına bakalım, o tarafa gidip bakalım. Benim eşim acaba yakalayabilirsin, anlatabiliyor muyum? Anladın mı ablacığım? Niye ben gitmedin? O gün arabayla aşağı gitseydim kendimi temize çıkartamazdım hiçbir türlü. Çünkü neye gittin derdin. Hayır Savaş, niye diyeyim öyle? Nasıl niye diyeyim ablacığım ya? Hatta amcanla gidiyorsun. Ya sana kayıp bu değil mi? Kayıp. Ben SP'ye aşağı gittim mi? Siz götürdünüz dersiniz o zaman. Ama özür dilerim, daha eşin yeni kaybolmuştu. Hemen kaybolur olmaz i̇şte, bunu mu düşündün? Bak, düşündüm değil abla. Şu anda biz, bu yani. Şu anda diyorum ben sana. Ama o zaman onu mu düşündün? Eşin yok gitmiş. Abla yani o zaman onu niye düşündüm? Ben gittim, yürüme gittim, gittim yere kadar. Ondan sonra geri geldim ben. Ondan sonra haber verdik. Bu. Ondan sonra geldim eve, oturdum evdeydim. Oturdun evde. Hay Savaş mı? Sabah çünkü sabah karşı bekledim. Aynı soruyu sana sorayım kardeşim. Şimdi sen geliyorsun şeyle beraber, yeğenle beraber. Gelin evde yok. Altında araba var. Tamam. Gelin kaçmış diyorlar. Gelin nereye gidebilir? Otobüsü atlayıp Giresun'a gidip ondan sonra gidebilir yani. Çünkü Bursa'da da öyle yapmış. Evden gitmiş bir yerlerde sığınmış falan filan. Yani Espiye tarafına gider değil mi Emir? Yaylaya niye gitsin? Tabii ki arabayla öyle olur. Ha canım. Peki o zaman sen de demedin mi? Savaş gel biz Espiye tarafına bir bakalım gidelim. Bu gitmiş ya, insanın aklına o zaman yani biz acaba şüpheli olur muyuz, şöyle olur muyuz, o tarafa arabayla gitmeyelim gelmez ki. Aklımıza gelmedi abla. Bu iftiralardan sonraki olayı diyorum ben size. Şu anda ne diyorlar? Arabayı yanaştırdılar. Hayır bizim Savaş. Bizim o gün bak çıkışımız olsaydı aha yaptılar. Bitti. Ama Savaş SP'ye tarafına gitseydin. Emir bir dakika sorumu sorayım. SP'ye tarafına gitseydin, arabayla o tarafa da gitse, otogara gidip baksaydın, arasaydın, görüntüler, kameralar seni kaydedecekler zaten. Tamam. Sorsaydın burada mı, geldi mi, gelin fotoğrafını gösterin. Niye aramadınız Emir? Tamam ablacığım, Savaş'ın da dediği gibi kendimizi nasıl aklayacaktık o zaman? Ay bak, özür dilerim. Oradan aşağı geçmişsin. Ne olur bir dakika. Anlıyorum sizin ne sormak istediğinizi. Bir sorumu tamamlayayım, çok rica ediyorum ya. Peki Espiye tarafına gidiyorsunuz ya. Yani kendimi aklardım ama o anda senin aklamanı gerektirecek bir durum yok ki. Kimse senden şüphelenmiyor ki. Şu ana göre cevap veriyor Satan abla. O ana göre değil. Şu ana göre veriyor. Ben o an için soruyorum. O an neden gitmediniz? O an için aklıma gelmedi. Yani o yaşa gitme kalkıma gelmedi. Peki muhtar seni aradığında, bir dakika özür dilerim, sen mi baban seni aradığında, baban seni arıyor ya, kaçta seni aramıştı baban? Sizin denemenize göre abla 23.52. Yani HTS kayıtlarına göre. Evet. O arada sen neredeydin? Yatıyordum. Yaylada. Baban sana durumu nasıl anlattı? Abla kayıtlara baksın da işte ben... Ya ben lütfen rica ediyorum, beni yorma. Yok baban, yorma değil ablacığım, ben hatırlamıyorum çoğu şeyi var. Tamam. Gelin kayıp oldu, bir şeyler dedi. Biz de ben ondan sonra amcamla... Özür dilerim ne dedi bir daha söyle. Gelin kayıp oldu işte, kaçmış dedi falan filan dedi. Evet. Yani şimdi hatırlamadığım için yanlış bir şey olmasın diye ben de kayıtlara bakın, telefon kayıtlarına. Hayır, telefon kayıtlarında görüştüğünüz yok. Var ama görüşmenin içeriği telefon kayıtlarında yok. O yüzden benim seni dinlemem lazım. Çıkıyor abla, savcıda versin de çıkarsınlar o zaman hepsini. Tamam sen söyle bana. Tamam işte hatırladığımı arada söyleyeyim abla. Ondan sonra amcamla yengem geldi. Tamam. Uyuyordun yani. Uyuyordum abla, yatmıştık biz. Peki. Amcamla yengem geldi, ne oldu hayır dedim, böyle dedim. Hı. Hemen üstümüz gibi çıktık gitti sana abla. Üstünü çıktık geldin hemen. Üstümüz gibi çıktık. Gitti dedi senin baba. Aynen. Kaçmış gitmiş dedi. Yok dedi, gelin yok dedi. Gelin yok, kaçmış gitmiş. Peki sen babanın hiçbir sorumunu sormadın. Neyin abla? Yani nasıl gitmiş, ne olmuş, ne bitmiş, aranızda böyle bir diyalog geçmedi. Yok abla, hatırlamıyorum onu da. Hı. Hani ben yine diyorum, şüphe hiç duymadım, duymam da. Peki amcanı mı uyandırdın hemen? Onlar zaten geldiler abla, benim öyle konuşmamı duyunca. Bunun konuşmasını duyunca geldik yani, telefonla konuşuyor ya. Bir o zaman çok sesli ve bağırarak ve heyecanlı mı konuştun? Yok normal, zaten arada bir tuğla duvar var zaten. Yani sıvasız olursa ses çabuk gidiyor. Bir tarafta biz yatıyor, bir tarafta bu yatıyor odada. Peki babanın sana söylediği ilk cümle neydi? Gitti mi dedi, kaçtı mı dedi? O zaman hatırlamıyorum abla ne dediğini ya. O zamandan bu zamana kafamı kaldı bizde.
2,5 yıl olmuş. 31 abla, yaşındasın. 2,5 yıl olsa, hayat düzenine iyi geçse ama, her şeyi hatırlar insan. Ama 2,5 yıl önce, 2,5 yıl boyunca kafa doluysa hiçbir şey hatırlamıyor. Ben hatırladıklarıma bile şükrediyorum. Ama babanla eşinin, ya babanla konuştuğun abla bak, ve eşinin öğrendiğin ilk 5 saniye. Ben size bir şey diyeyim mi ablacığım bak? Ha. Ben size bir şey diyeyim mi? Buraya geldim, 2 ay oldu geleli değil mi? Buraya geldiğimizden beri bize değil yoğunlaşmayı bize atmayıp da beraber bir şeyler yapsaydık çoktan çıkmıştı bu olay. Peki bana şunu söyler misin? Beraber olsan da beraber anlasak ya. Suzancığım bir dakika rica ediyorum. Suzancığım bir rica ediyorum ne olur. İnsicamımı dikkatimi bozmayınız ne olur. Şimdi Savaş sen böyle Nuran'ı köyde babanlarla böyle yalnız bırakıp gider miydin hiç? Abla, o gece bırakıp gidiyorsun ya. Yalnız yani, derken yaylaya gidiyorsun. Yaylaya giderdim mesela. Aha. Zaten bir yaylaya giderdim. Yani, gün boyu gün içinde mesela Espiye şuraya buraya gittim olur ama. Hani, eve dönerdin. Dönerdim. Dönmediğim şekilde yaylaya gittiğim zamandır. Hani yaylaya gittiğimde dönmez yani 2-3 gün veya daha fazla kalırdım. Peki ne kadar sıklıkta olurdu bu? Ne kadar sıklıkta böyle bırakırdın eşini? Yani oraya gittiğinden köyde beri abla? Köyde kaç kez bıraktın? Abla işte gidecektim hani bir hafta 10 gün veya daha fazla kalıp gelecektim yani. Ondan sonra zaten köyde kalacaktım. Hayır, o yaylaya gitmeden önce sen gidiyorsun ve eşin kayboluyor senin. Daha öncesinde. Daha köye geldikten abla, köye geldin kardeşim 24 mü 22 Mayıs. Şu an abla şöyle söyleyeyim ben. Eşim burada değil mi şu an? Ha. Ben yaylaya gezmeye gittim. Evet. 10 gün 15 gün kala gelirim. Ay ben anlatamıyorum sana. Sen eşinin kaybolduğu zaman Bursa'ya geldin ya. Bursa'dasın. Bursa'dan köye geldin tamam ya Giresun'a. Arabadan indin geldin işte falan. O kaybol 24 Mayıs'tan 11 Haziran'a kadar sen kaç kez evde eşini yalnız bıraktın? Gece mi gündüz yani gün fark ediyor mu? Gece. Gece hiç bırakmadım. Peki o zaman niye gittin? O gün niye yalnız bıraktın eşini gittin? Abla yaylaya çıktı mı? Ya böyle bir şey olacağını bilsem çıkmazdım. Gitmezdim yani yaylaya. O zamana kadar hani beraber gittik. Tabii sen bize dedin ki her zaman. İşte ben işte çocuklarıma çok düşkünüm. Dolayısıyla Tuncay Hanım o SP'ye sorunuzu lütfen unutmayın. Çocuklarıma çok düşkünüm. Evet abla kendisine düşkündü. Evet ondan sonra dolayısıyla ben eşimi bırakıp hiçbir yere gitmek istemezdim. Babasının yanına da gittiğimde de hep sürekli beraber hareket ederdik. Eşimle ve çocuklarına çok düşkün olduğun için hiç yalnız bırakıp gitmez misin? Ablacığım. Neden o zaman gittin ya? O gece neden gittin? Bak, hareket etme değil. Ben size yaylaya neden çıktığımı reklam arasında birebir söyleyeceğim. Hı. Hani onu da bilin yani burada söylemeyeceğim yani. Neden yaylaya çıktığımı söyleyeceğim. Hani yaylaya neden gittiğimi söyleyeceğim ben size. Yasak bir şey olduğu için ben size reklam arasında söyleyeceğim birebir. Peki Savaş. Doğan'a abla da haber, Doğan'a abla söyleyeyim. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim abla. Bugün Doğan'a... Ben sözümü, sorularımı unutmayayım. Şimdi ben sana hatırlaman için yardımcı olmaya çalışıyorum. Babanla ilk eşinin kaybolduğunu öğrendikten sonra babana dedin mi? Talimat verdi mi? Talimat değil de yani baba işte şuraya bak. Baba buraya gitmiş olabilir mi? Baba şuraya gitmiş, baba şuraya bak diye. Abla, babanı yönlendirdin mi Savaş? Öyle bir yönlendirme olmadı. Hmm. Bak biz geldiğimizde de zaten kızım direkt koşar gelme geldi. Hani aynı namazlarına söylediği gibi annesinin kaçtığını falan filan söyledi. Biz ondan sonra çıktık. Hı-hı. Üst tarafa hani üst tarafa ev olan yere kadar baktık. Ben sen geldikten sonra demiyorum. Sen ilk öğrendiğinde amcanlar da yan tarafta arada bir duvar var duyuyorlar. Tamam kapat geliyorum dedim. O hani kadar. Şuraya buraya dediğimi hatırlamıyorum yani. Hiçbir şey söylemedim. Etrafa bak demiş olabilir ama adres göstermemişimdir. Etrafa bak derken nereye bakmasını istedim? Nereye bakması gerekirdi babanın? Yakın çevreye abla. Yakın çevreye. Nereye gidebilir mesela yani köy yani köye içine mi baksın istedin? O zaman bir şey istemişsin babandan hatırlamaya başladın. Ablacığım ya, bak ben yine diyorum ablacığım bak bunlar bak. Hani haddimi aşmak istemiyorum size karşı. Sizi çok seviyorum. Hı hı, ben de hani seni boş seviyorum muhabbetler Savaş. Abla. Çünkü neden hayır, biliyor musun? Hayır ben bir şey bak? Bilerek Savaşçığım. Sizin istediğiniz doğru da abla. Ben bak yine diyorum. Savaş çıkmayacak bunlar abla. Sana göre boş muhabbetler olabilir. Abla çıkmayacak hatta ama. Hatta Savaş ayakkabı da sana göre boş. Hat ayakkabıya geçeceğim bak, ayakkabısı, de. Abla, bak ayakkabı da sana göre boş muhabbet olabilir. Tamam size bir şey söyleyeceğim. Ayakkabıya geçmeden önce şu SP ile ilgili Tuncay Hanım sorusunu tamam. Bir sorsun. Sorun Tuncay Hanım. Aslında şunu söyleyecektim. Hı. Hayatın olağan akışı içerisinde eşi çocuğu kaybolan bir insanın yaptığı ilk davranış en yakın otogara gidip oralarda arabayla yollarda bakmaktır. Başıma gelmiştir aynı şeyi yapmışımdır. Şimdi neden ben, yapmadı diye soruyorsunuz evet. Soru bu. Ben tamam de, neden yani, yapmadı ben de diye dedim, soruyor. Dün söyledim yanlış hatırlamıyorsam jandarma bizden önce yaptığı için yapmadık. Hayır Savaş aynı gece. Bir dakika. Hayır, aynı Savaş, gece mi? Daha jandarma gelmiyor kardeşim. Jandarma gece sabah 9'da aranıyor. Bak. Ben 12'de diyorum 1'de diyorum 2'de diyorum. Benim sorumu biraz daha kendi şeyiyle yaşadığı tecrübeyle tamam, genişletti Tuncay Hanımcığım. Tamam ablacığım. Cevap ablacığım. Yine hadi aynı şekilde seveyim. Gittiği için dedim ben size daha önce de. Jandarmayı sabah arıyorsunuz çünkü. Yok biz kendimiz
Oradan gitmeye, hani Esprit tarafından ta aşağı gitmeye hiç düşünmedik o gece. Peki. Çünkü yakın çevrede buluruz diye sandık. Şu ayakkabı çok önemli. Bak ayakkabı çok önemli. Tamam, senin abla. Eşin, köy, onun adına ne deniyor? Lastik ayakkabı. Lastik ayakkabıyla, köy içinde lastik ayakkabıyla geziyor. Eyvallah. Evet, geziyor. Abla. Ben de köye gittim. Ben lastik çalışmaya gittim, ben de giyiyorum. Ben de köye gittim, lastik ayakkabı giyiyordum ona. Daha pratik yani. Ona, ama senin eşin yaylaya gittiğinde şey giyiniyor. Spor ayakkabı giyiniyor. Ya da şeye gittiğinde ondan sonra hep spor ayakkabı var. Abla, genellikle şöyle, ayakkabı var ayağında. Ben şunu söyleyeyim. Ama abla, giderken lastik ayakkabı olduğunu abla, söylüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Yaylaya gittiğimizde lastiği yanındadır %100. Çünkü biz şu an o video çektiğim yer kazık bela, hani şenlik alanı gezmeye gittiğimiz yer. Şimdi bu kadın evden gerçekten kaçtıysa spor ayakkabısını yanına almaz mı? Kıyafetlerini yanına alıyor, koymaz mı? Ablacığım bak. Şu sen dedin ki dışarıda tamam, lastik ayakkabı. Tamam, o ayakkabını göstermem, size yine söyleyeceğim. Bir ekran sevgili izleyiciler, Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye de koyduk. Şu ayakkabılar nerede duruyordu? Nur'un ayakkabıları evde mi? Evde abla. Duruyor. Ya, duruyor abla mu? Ben bak. Of, üzüldüm ya. Neyse, bir ekranlara gelsin lütfen. Nurhan Bayram'ın kaybolduğu geceyle ilgili en önemli detaylardan bir tanesi de ayakkabı detayı. Ailenin iddiasına göre Nurhan Bayram pencereden atladıktan sonra bulunduğumuz bu merdivenleri kullanarak bu noktaya geldi. Kapı kapalıydı. Nurhan Bayram'ın Bursa'dan getirmiş olduğu ayakkabılar askılıkta asılıydı ve yerde duran lastik ayakkabıları giyinip ortadan bir anda kayboldu. Şimdi duvardaki ayak izleri, duvarda ayak izleri var. Evet abla. Duvardaki ayak izleri çok böyle spor ayakkabına ayak izlerine çok benzemiyor. Önce onu söyleyeyim. DNA'sını hani alsınlar abla, kimin tamam, olduğunu çıkarmamaya DNA. Ben yetkililerin izlenimini sana söyleyeyim. Bir lastik ayakkabının izine benzemiyor. Abla bak, ben diyorum bak, ne olursa olsun alsınlar, DNA'sına baksınlar abla. Peki sen diyorsun ki her şey, bütün işte spor ayakkabılarımız, her şeyimiz içeride duruyordu. Kapıda, ha dışarıda, aynen. Kapıda kilitliydi. Aynen abla. Tamam. Peki her şey içeride kilitliyse, o zaman Nurhan neden o tarafa gidip çocukların ayakkabılarını alıp tekrar oraya geri gelme ihtiyacı duydu? Ablacığım, çocukların ayakkabısı bak şu olduğu yerdeydi. Ayağına girip üçünü beraber almış gitmiştir diyorum ben. Tamam. Ben de sana çocukların diyorum. Lastiği yani ayakkabı, ufağın ayakkabısı olabilir belki, lastiği ayağına şey yapıyor diye. Lastik yani hani. Çocukların dışarıda, hepsi oradaydı. Çocukların spor ayakkabıları dışarıda durmuyor mu? Bak, giyilen. Günlük giyilenler oradaydı. Geri kalanlar oradaydı. Akşam da kilitlerdik orayı. Yani Nura'nın ayakkabısı, spor İçerideydi ayakkabısı abla. İçeride, çocukların ayakkabısı dışarıda mıydı? Ablacığım bak, ben şu an mesela lastik ayakkabı giyiyorum mesela köyde çalışmaya gittim. Ben lastiği gittim. Sormuyorum. Çünkü diyorsunuz ki Nura'nın gezmeye orada giyindi. Gittiğimiz, gezmeye gittiğimiz ayakkabılarımız içeride olurdu. Böyle söyleyeyim yani. Peki size. Gezmeye gittiğiniz ayakkabılarınız içeride olduysa eğer, şimdi Nurhan çocuklarını götürecek ya. Evet abla. Çocuklarına da spor ayakkabı giydirecek. Lastikle götürecek hali yok. Abla, orada lastik var zaten. Ya bir kızın lastiği olmuyor. Kızın lastiği oluyor yani, kesin eminim de. Oğlumun lastik ve ayakkabımı hatırlamıyorum yani, camın önünde hani bulunan da. Çünkü bak Savaş, sen kızı diyorsun ki. Kızdaki lastikti yani, onu hatırlıyorum. Sen diyorsun ki benim eşim lastik ayakkabılarını da her şey dışarıda olduğu için o zaman camdan atladı. Yalın ayak gitti. Aynen öyle abla. Yalın ayak gitti. Aldı, nedir onun adı? Lastik ayakkabısını aldı. Ondan sonra çocukların da ayakkabılarını, lastiklerini aldı. Ondan sonra çocuğu da, kendisi de, herkes bütün lastik ayakkabılarıyla kaçacaktı. İşte. Bu mu yani? Camdan da atladı. Özür dilerim. Bak ben canlandırıyorum. Ben canlandırmama ben işte izin size, ver. Özür ben de duyduğum kadarıyla söylüyorum ben de Savaş, bunu size. Savaş, canlandırmama ve bildiklerimize izin ver. Tabii. Şimdi senin eşin camdan yalın ayak atlıyor. Tamam. O sırada eşarbı da atlarken de dala takılıyor. Kafasından çıkıyor. Gidiyor lastik ayakkabıları kapının önünden alıyor. Ayağına lastik ayakkabıları geçiriyor. Sonra çocukların da ayakkabılarını alacak orada. Önceden hazırlık da yapmıyor. Çocukların ayakkabıları içeride, ya yani dışarıda. Kendi ayakkabısı içeride olduğu için onları alıyor gidiyor. O lastik ayakkabılar yukarı çıkıp çocukların ayakkabılarını giydirip onları aşağı mı indirecek yani? Çok saçma değil mi? O karanlıkta yani. Bilemem abla, kafaya koyduktan sonra her şey yapılır. Bak Savaş, bir şey söyleyeceğim kardeşim. Bizim kafamıza takılan soru şu. Eminim sevgili izleyicilerin kafasına o soru da takıldı. Şimdi senin eşin, sen gidiyorsun, yaylaya gidiyorsun. Sen gittikten sonra bir şey, şu küpe galiba takılıyor, özür dilerim ya. Sen gittikten sonra, tamam mı, şey yapıyorsun. Benim de seslere karşı şeyim var. Sen gittikten sonra, yani 3.30'da falan gidiyorsan, ondan sonra şey yapıyor. Yani evden gitmesi için bayağı zamanı var. Anne baban zaten evde. Evet abla. Tamam. Çocukları alıyor, 1.5 saat gezdiriyor.
değil mi? Ayağında spor ayakkabılar da var. Geziyor yani. Ve yavaş yavaş yumuşak 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 gitse. Böyle yürüyerek gitse, bir otobüse binse. Ondan sonra. Kimsenin ruhu duymaz. Kaçar gider. Sen hani, de yoksun. Sen yoksun. Emir yok. Hani anlaşmalı bir olay olsa dediğiniz olur. Araba çeker geliyor kenara. Hani ha. Ala gider mesela anlaşmalı. Ama ben anlaşmalı bir olay olduğunu zaten söylemiyorum size. Anlaşmalı bir olay. Yani daha önceden yani anlaşıp da kaçma yani. O zaman o gece biri geldi. Aniden böyle kaçmaya karar verdi. Kaçmaya karar verdiyse kendisi gider. Çocuklarını götürmek için tırmanmaz oraya. Ablacığım o ayak izlerini alsın da hani DNA'ya baksın da o zaman. Ama şöyle söyleyeyim, o ayak izleri lastikle oluşan ayak ablacığım, izleri bak, değil. Ablacığım ben görmedim şimdi bir şey diyemiyorum. Ben alsınlar uzmanlarının söylediği şeyi söylüyorum. Alsınlar sana. DNA'sını hani yapıyorsa yapsınlar bilmiyorum. Ben bak yine söylüyorum size bak. Ben amcam, annem, babam makine getiremiyorsunuz. Getirin canlı yayında bağlayın. Yalan Emir. Mı? Doğru mu? O zaman anlaşılsın. Peki, aynı soruyu amcana soruyorum. Emir'cim, şimdi daha öncesinde evden giden, bu konuda tecrübeli olan bir kadın var karşımızda. İki kez kaçmış evden. Tamam. Nasıl kaçması, nasıl uzaklaşması gerektiğini biliyor. Yanında ne götürmesi gerektiğini biliyor. Tecrübesi var. O gün neden? Gündüz siz yaylaya gitmişsiniz zaten. Rahat, onu engelleyecek ya, kayınvalide, kayınpeder de evde zaten. Yaşı başı içeride duruyorlar. Hatta şeye kadar 19'da falan eve dönüyor. Muhtar görüyor falan, senin arkadaş görüyor, birileri görüyor. Yani bir saat çocuğu gezdiriyor. Emir'ciğim o zaman neden çocukları alıp gitmedi de bu kadın? Gece yarısını bekledi. Ha? Neden? Ya ne bileyim abla, şimdi gününüzü geçse görenler olmaz mı? Olabilir. Nasıl geçecek rahat o zaman? Rahat rahat gidebilir. Zaten gidiyor mu işte evde? Nasıl geçecek o zaman? Yani valizle bak, valizle almamış. Zaten önceden de gitmiş ya. Önceden de gitmiş bu kadın. Aynı şekilde çocuklarını alır. Onu yani savaş yok çünkü. Siz de abla, yoksunuz. Abla kaçmayı bak. Kaçmayı düşünen bir kadın. Gündüz insan, gider savaş. Gündüz. Gündüz zaten gitmez. Niye gitmez? Çünkü niye gece yarısını beklesin? Ya, niye lastik gündüz, ayakkabılarla kaçsın? Gündüz görünür. Bir ileri görür. Gidemez. Bursa'da gittiğinde gündüz gidiyor. Herkes görüyor. Bursa ile köy bir mi? Köy bir avuç. Ya onu biri engelleyecek mi? Ya birileri görür. Der ki sen görsene işte, olur. Gitmeyi bak, kafasına sokmuş zaten. Bak biz bugüne kadar yani kadınların çok evden kaçtığını falan yaptık. Böyle başka bir yani baskı ya da bir şey yoksa genellikle gündüz kaçıyorlar gidiyorlar. Çok ekstrem örneklerde. Şimdi abla, Yeter bak, Hanım'a sorayım. Ben izin ver. Yeter Hanım aynı soruyu sana sorayım. Yeter Hanımcığım senin gelin evden kaçmayı biriyle kaçmayı şey yaptı kafasına koydu diyelim. Çocuklar da senin torunlar da yanında. Sen de evdesin. Senin kocan da Cemal de evde. Niye o bir saat, bir buçuk saatte çocuklara da alıp da evden kaçmadı da? Neden gündüz kaçmadı Yeter Hanım? Burayı bilemem. Burası onun şeyi, tercihi. Onu bilemem ben. Hiç öyle de... tipinden de öyle bir şey anlamadım yani. Anlasam belki de onu takip ederdim. Ay neyse bu işte yani bu tipinden mi anlaşılır bu dediğiniz hiç anlayın yatkın değil. Ben şey... lütfen Şükür'ün annesi Fatma'yı bir davet edeyim. Tamam, hemen söyle. Tamam, Fatma gelir oldu. Misin lütfen? Fatma gelsin. Ya özür dilerim çok acil gitmem gerekiyormuş. Çok acil bir ara, hemen birlikteyiz inşallah. Çok acil bir ara. Durduk diyecek bak. Korkunç ya. Ben çocuğumu bul, ben istediğim yere düşerim. Sen bulmayayım. Beni ileride ver. Ben bulmayacağım, sen bul. Büyük yüzleşme. Yaşadığın ne yapıyorsun? Kızım uçuna uğraş, benim uçuna uğraşma. Mustafa meydan okudu. Şimdi o konuşacak. Delikanlı adam yayını arar, karşımda kendisini ifade eder. Mustafa, Şükür kaybolduğunda köyde miydi? Şükür kaybolmadan önce sürekli oradaydı diyenler konuşmaya başladılar. O kendisi iyi bilir. Burayı yayını arayıp da gördüm diyen adamı da kendisi iyi biliyor. Kaybolmadan önce Şükür'ü gördü mü? Ben Isparta'da çalışırken kızı sen ayıp ettin. Hızır'ın eniştesi Mevlüt canlı yayında gerçekleri anlatacak. Hazır olun. Her şeyi anlatacağım, her şeyi anlatmaya geliyorum. Ben de o gün kahvede yoktum. Mustafa doğru söylemiyor. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, canlı yayına devam ediyoruz. 15 yaşındaki bir kız çocuğunu Isparta'da, Çarıksaraylar'da anne babasının yanında kaybolan bir kız çocuğunu arıyoruz. Fatma diyor ki Mustafa aldı götürdü. Aynen. Mustafa Efendi de diyor ki annesi diyor. Ne biliyorsa o diyor, sevgililerle yok etti diyor. Annesi yaptıysa Mustafa sen 10 yıl boyunca neden sustun kardeşim?
Fatma yap, ya baba yaptıysa Fatma sen neden sustun? Şimdi Mustafa şu anda burada yok. Birazdan yayında Mevlüt olacak. Mevlüt neden önemli? Çünkü Mevlüt çok çok önemli bir tanık. Hatta dün de esti, gürledi, kahvede onu gördüm, böyle ona şunu yaptım, bunu yaptım demişti. Mevlüt de demiş ki, hayrola Mustafa demiş, ben seninle kahvede karşılaşmadım, atıyorsun tutuyorsun. Canlı yayına geleceğim, beni bekle. Dün resmen az sonrasını yaptı, dün işi olduğu için yayına katılamadı. Mevlüt yayında olacak birazdan. Mustafa otelde şu anda bizi izliyormuş, duruma göre karar verecekmiş. Mevlüt diyor ki o benden korkar, cesaret edemez, benim karşıma da gelemez. Valla Mevlüt'ün dediğine göre sen korkuyor musun Mevlüt'ten Mustafa? O kadar estin, gürledin. Bugün Mevlüt canlı yayında. Senin gördüğünü söyleyecek. Neden korkuyorsun? Ya da gerçekten korkuyor musun? Bakalım, çok 5 dakikalık uzaklıktasın. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Mevlüt'ün karşısında çıkacak cesaretin var mı yok mu? Mevlüt'ün dediği gibi merak ediyorum. Bir ara, sonra hemen birlikteyiz. Öldürdük diyecek bak. Korkunç ya. Sen çocuğumu bul, ben istediğim yere düşerim. Sen bana el yardım et. Ben bulmayacağım, sen bul. Büyük yüzleşme. Yaşadığın yere nasıl ya? Kızım için uğraş, benim için uğraşma. Mustafa meydan okudu. Şimdi o konuşacak. Delikanlı adam yayını arar, karşımda kendisini ifade eder. Mustafa Şükür kaybolduğunda köyde miydi? Şükür kaybolmadan önce sürekli oradaydı diyenler konuşmaya başladılar. O kendisi iyi bilir. Burayı yayını arayıp da gördüm diyen adamı da kendisi iyi biliyor. Kaybolmadan önce Şükür'ü gördü mü? Ben yok. Isparta çalışırken ya, kızı sen kaybettin. Hızır'ın eniştesi Mevlüt canlı yayında gerçekleri anlatacak. Hazır olun. Her şeyi anlatacağım, her şeyi anlatmaya geliyorum. Ben de o gün kahvede yoktum. Mustafa doğru söylemiyor. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz ve kesintisiz, soluksuz devam ediyoruz bu bölüme. Ya sevgili izleyiciler, biliyorum siz de ekran başında şaşırıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz, kızıyorsunuz. Ya bir anne baba 10 yıl boyunca evladı ortada olmayacak, biri birini suçlayacak, o ondan şüphelenecek, o ondan şüphelenecek. Ama yani Fatma bir süre sonra şüphelenmiş. Ama Mustafa kızı ortada yok, Fatma'nın kızı ortada yok, birbirlerinin yanında yaşamaya devam ediyorlar. Dün baba Tahsin enteresan bir şey söyledi. Dedi ki birbirlerini koruyorlar dedi. O meseleye geleceğim ama Mustafa şu anda burada yok. Otelde bizi izliyorsun Mustafa kardeşim. Tamam mı? Mustafa efendi bizi otelde izlemeyi tercih etmiş. Sevgilisiyle beraber oteldelermiş. Yayına bakacakmış. Ama değerlendirecek gelecek öyle mi yani? Nasıl? Yani kendine suç gelmezse koşarak mı gelecek? Ha şöyle, mevzu Mevlüt'le karşı karşıya. Mevlüt diyor ki onun benim karşıma çıkacak cesareti yok demişti yok Mevlüt. O konuşulanlardan korktuğu için kaçtı geldi. Valla Mevlüt haklı galiba. Çünkü aynen. O kadar atar yaptı, gider yaptı, onu yaptı. Mevlüt dedi önce kim suç olduğunu bilmiyordu. Suç ya, karşısına çıkar her şeyi konuşur. Evet. Onu yani şey edecek bir şey yok ki. Valla Mevlüt'ün... O aklından gelir yani. Herkesin aklından gelebilir. Neden kaçıyor, neden gelmiyor? Hayır, demek ki Mevlüt'ün yani Mevlüt'ün cesareti var. Hatta şunu aynen söyledi. Cesaretin geldim varsa neden cesaret karşıma yok çık dedin. Ha? Mustafa efendi, karşıma çık dedin, nasılsa bana her şeyi söyle dedin. Mevzu şu, biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Mustafa diyor ki benim kızım kaybolmadan önce, yani 15 Şubat 2014'ten önce 5-6 ay ben köyde değildim. Mevlüt de hep şunu söyledi. Önce işte yayından önce bizi aramıştı. Ben gelip konuşacağım ve onun yüzüne baka baka kardeşim sen köydeydin bunu söyleyeceğim. Sonra Mevlüt bazı nedenlerden dolayı, kişisel nedenlerden dolayı yayına gelmedi. Fakat öyle atar gider yapınca köy kahvesinde ben gördüm. Ayağını denk al bilmem ne et. Yani mealen, yani ona benzer cümleler kullandı. Arkasından da Mevlüt dedi ki bekle ben geliyorum, konuşuyorum canlı yayına. Mevlüt birazdan canlı yayında olacak Mustafa, ama sen yoksun. Oteldesin. Mevlüt'ün dediği gibi Mevlüt'ün karşısına çıkacak cesaretin mi yok? Yoksa Mevlüt'ün söyleyecekleri karşısında, açıklayacakları karşısında korkuyor musun? Bakalım ne yapacaksın? Otel 5 dakikalık uzaklıkta. Mevlüt birazdan canlı yayında olacak. Ve öyle şeyler anlatacak ki şok olacaksınız, inanamayacaksınız. Peki Mevlüt'ten korkar mı? Mevlüt daha önce dövmüş galiba Mustafa'yı. Dövdü de dedim, korkmaz. Yani karşılığını verir. Yani lafıyla sözüyle karşılığını verir. O zaman niye gelmedi buraya? Gerçekler ortaya çıkacak diye.
Yani Mustafa'nın için. Mustafa'dan yani değil, yalanlar ortaya çıkacak diye. Yani Mevlüt'ün açıklayacağı gerçekler yüzünden korkuyor. Aynen. Mevlüt'ün kendisinden değil. Mevlüt'ün yani kendisinden değil, sadece Mevlüt'ün açıklayacaklarından korktuğu için. Aa. Yani cevap veremeyeceği için. Yani Mevlüt'ün söyleyeceklerini verecek bir cevabı olmadığı aynen. için. Çünkü yalan, hepsi yalan söyledi çünkü her şeyi. Yani Mevlüt acayip şeyler yani birçok iddiada bulunacak, öyle anlaşılıyor yani. Çünkü biliyor dedim ama biz onunla işe gittik. Isparta'dan geldik, Dostu'nun devamlı işe gittik, her şeyimizi biliyor. Öncesinde çocuk hariççi her şeyimizi biliyor mesela. Mevlüt birazdan canlı yayında olacak, bildiği her şeyi anlatacak. Aynen. Hızır'ın da eniştesi yani ablası, onun işte daha doğrusu resmi bir evliliği var Mevlüt'ün. Biz o konu bizim şeyimiz değil, Hızır'ın kız kardeşiyle. Onu konuşmayalım, canlı yayında konuşmayalım. Benim konum o değil zaten. Birlikteliği var ama Mevlüt diyor ki, Mustafa yalan söylüyor. Bunu bilin diyor. Birazdan ekranlarda da bunu söyleyecek. Mustafa, Mevlüt'ün açıklayacaklarından mı korktun? Dün babanın söylediklerinden mi korktun? O yüzden mi yayını terk ettin gittin sen ya? O yüzden mi yayını terk ettin gittin? Bu arada bazı çok önemli bilgiler aldım. Onları da birazdan açıklayacağım. Birazdan hepsini teker teker açıklayacağım. Mustafa'nın orada neler yaptığı, köye gitti ya 4 gün boyunca. Kimlerle görüştü, ne yaptı, ne etti? Ama dün babasına nasıl atar gider yaptı, babası ekrana çıkınca. Yani babası dedi ki, benim torunum ortada yoksa bunu benim oğlum da biliyor, bunu benim gelinim de biliyor. Ben diyor çocuğuma bir şey, ben diyor birini öldürsem benim karım bilir, karım birini öldürse ben bilirim diyor. Biz birbirimizin her şeyini biliriz dedi. Mustafa bakın nasıl kaçtı. Buyurun. Kandırdı burada, Çarıksaray'ı kandırdı, Türkiye'yi kandırdı o. Ya saptırarsın, iki saptıran öldürdü, nesine dikişti öldürdüler buna. Torununuz Şükür'ün hayatta olduğunu düşünüyor musunuz Tahsin Beyciğim? Ben hayatta olduğunu düşünüyorum abla, onların ikisinin yerinde. Biraz en fazla kendim biliyor bunu. Bunu ya resmen söylüyorum bak, sattılar, yediler, bitirdiler parasını, Isparta'dan geldi bunlar. Bunlar gitmeden, Isparta'ya gitmeden sattılar, parası vardı yediler geldiler, aynen böyle. Bu ikisinin elinde, ikisini çıkaracak, burada yiyemeyecek, burada turşuyu kurdular, burada çocuğu verdiler giderken, ondan sonra oraya gittiler, orada parayı yediler, ondan sonra geri geldiler. Aynen geçen, böyle. Geçen gün de niye dememiş bunu? Şimdi de yok. Babamın dağda babamın damı var, dağdaki babamın damı gösteriyor, onu da, o da yalan konuşuyor. Oraya bilmem cenaze gitmez, dam uzakta babamın damı. Ama siz şöyle varsayıyorsunuz. O yalan konuşuyor. Yahu her şeyi biliyor ablacığım, etmen adam gibi söylesin. Çocuğu şu andan itibaren çıkarsın ya. Mustafa bilmiyor. Ya ikisi de biliyor. Ha ikisi de biliyor. İkisi de biliyor. İkisinin elinin altında, ikisi de biliyor. Çünkü ben ne yaparsam ailem bilir. Ailem ne yaparsa ben bilirim. Ya bu çocuğu yaptılar, ikisi yaptılar ya. Orada vallahi birbirini koruyor bunlar ya. Öyle birbirini ya. Koruyorlar. Her koruyor adam diyor. Aynen. Ne diyeceksin Mustafa? Bak benim kafam iyice atmaya baban başladı. Baban ya. Bak size söz verdim, baban. Bir şey yapayım. Ya şu dağına kadar gidersen vallahi bir daha dönmem geliyor. Tamam baban bak, yani. Çıkarma ben... ya. Çıkarma dedim adam. Babanı da mı çıkarmayacağız? Ya babam diyor, anam da çıkarma ya. Yeter artık. Vallahi sonra oraya kadar gitti, ileri kadar gitti. Böyle parmak sallamakla olmuyor Mustafa Efendi. Böyle parmak falan sallamayacaksın. Sen kızını öldürmediysen geleceksin, burada oturacaksın. Fatma öldürdü diyeceksin. Babanın ekrana çıkmasını istemiyorsun. Yeğeninin ekrana çıkmasını istemiyorsun. Bana da parmak sallıyorsun böyle. Ha, parmak sallamak da mı oluyor? Allah Allah. Sen bana parmak sallayacağına, tamam mı? Babana parmak sallayacağına, yüreğin yetiyorsa o parmağı babana sallayacağına, tamam mı kardeşim? O parmağı yeğenine sallayacağına katil olduğunu düşünüyorsun ya. Fatma'ya niye sallamıyorsun o parmağı? Yani babamı çıkaracaksan ne olacak? Onu çıkaracaksan şöyle olacak. Hadi canım, senin istediğin konuklar alacağız. İstemediğin böyle bir şey olabilir mi? Neyin pazarlığını yapıyorsun? Sonuçta sen diyorsun ya, katil değilim. O zaman sen herkesin dediklerini dinleyeceksin. Katil değilsen eğer dinleyeceksin. Böyle parmak sallayarak gitmiş ya. Sen kime parmak sallıyorsun? Katil olmadığını söylüyorsun. Biz ortadayız, ikimiz de dinliyoruz. Baban diyor ki, ikisi biliyor diyor. Babanın seni korumasını mı? Ya sonuçta çocuk ortada yok değil mi? Yok ya. Senin öldürdüğünü düşünüyorsun. O parmağı sana sallayacak. Bana sallaması lazım. Benim yaptığımı söylüyorsun. Parmağı babaya sallıyor. Bize sallıyor. Ona sallıyor. Kendine buna sallıyor. Kendine yandı değil mi? Bir şey ben de sana kaçıyor. Parmak sallıyorum. Katil sen değilsen kardeşim, gelirsin Mevlüt'ün karşısına konuşursun. Mevlüt'e de o parmağını sallarsın. Tamam mı? Salla bakayım. Allah Allah. Öyle. Otel
yerde duruyor. Ben tatil değilim. Didem'in yapacağı yayını izliyorum falan filan. İzle bakalım ne olacak? Mevlüt ne anlatacak? Ben de merak ediyorum. Bazılarını ben biliyorum, izleyici bilmiyor. Hepsini teker. Bir cevabın var mı Mustafa? Sen o çocuğa santrali mi arıyor? Yani ne santrali mantrali arama. 5 dakikalık uzaklıktasın kardeşim. 5. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 dakikalık uzaklıktasın. Gel o parmağı Mevlüt'e salla. Gel o parmağı Fatma'ya salla. Yüreğin yetiyorsa telefonun arkasına saklanma. Tamam, bizim otelimize kalıyorsun, parmak sallıyorsun. Hadi canım oradan sen de. Niye kaçıyorsun? Baban sana şunu söyledi. Ya o biliyor ya o biliyor diye dedi yani. Çocuk ortada yok. 10 yıldır susuyorsun. Kahrettim. Hadi canım, neyine kahrettin sen? Fatma öldürdüyse gel söyle. Kimle yaptıysa söyle. Söyle ya. Bu çocuk senin çocuğun değil mi? Telefon da olmaz. Buraya geleceğim Mustafa. Bağlamıyorum seni telefonla. Bağlamayın şunu. Asla. Gelecekse gelecek buraya. Aynen. Öyle parmak sallamakta falan olmaz. Yok böyle bir şey ya. Susuzsa gelir. Ben niye kaçmadım? 2 aydır buradayım. Niye kaçmıyorum ben? Bak savaş duruyor. Didem Hanım diyor ki, hatta aralarda gelip benimle konuşuyor. Didem Hanım diyor, ben diyor bir şey yapmadım diyor. O kadar da kendinden güvenle konuşuyor. Aynen. Yani zaman zaman sinirlenmiyor mu? Sinirlenebilir. İnsanız yani. Her türlü soruyu da göğüslüyor. Sen katil değilsen, çocuğunun kılına zarar vermediysen, babanla da yüzleşmeye hazır olman lazım. Türkan'la da yüzleşmeye hazır olman lazım. Şunu diyeceksin biliyorum Mustafa. Onlar benim düşmanım. Ya baban senin düşmanı olabilir mi? Babayla en son konuşuyorsun. Ha? Babanla konuşuyorsun. Sonunda buraya gelmeden önce konuşuyorsun. Ondan fazla bana yüklendi zaten. Dedim hanım evet. Babası. Aa, Mustafa açıklıyorum. Sen 4 gün boyunca Isparta'daydın. Biz sana şunu sorduk. Sevgili izleyiciler, bir sorduk. Gittin ne yaptın? Çocuklarımla konuştum. Çok fazla bir şey yapmadım. Hayvanlarla falan ilgilendim. Hiçbir şey ilgilenmedim. Ay sinirlendim. Biz şunu sorduk Mustafa Efendi'ye. Dedi ki, Mustafa sen kimlerle görüştün? Bize bir söyler misin? Mustafa nereye gitmiş? Kahveye gitmiş. Mustafa kahvede kimle konuşmuş? Hazır olun. Hızır'la konuşmuş. Hızır'la görüşmüş. Belediyenin altındaki kahvehanede Hızır'la görüşmüş. Ben ona şunu sormuştum. Dedim ki, hatta kendisi söylemişti. Ben Hızır'la gidip işte yani gidip konuşacağım. Hatta onun konuşmasını istiyorum. O da konuşsun. Ben de dedim tamam konuş. Yani bir insan bir şey yapıyorsa söyler. Ben hatta Hızır'la gittim konuştum. Yani Hızır'la konuştum. Hatta açık açık gider konuşuyorum ben. Değil mi? Korku sorma yazıyorlar. Bize dün ne demiştin Mustafa? Ben sadece kahvehanede Mevlüt'ü gördüm. Mevlüt'e parmak salladım. Yok şöyle yok böyle ahkam kestim. Mevlüt de korktu kaçtı demiştin. Böyle kalk. Mevlüt de diyor ki, Mevlüt zaten kahvede yokmuş. Ama kahvede ben Hızır'la konuştur mu dedim. Bize demişti ki, Hızır'la konuşmadım demişti. Fakat Mustafa belediyenin altındaki kahvehanede Hızır'la görüşmüş. Biliyorum dedim ama o bir şey mani etti kaçtı. Fatma'nın dediği doğru. Aynen. Gözdağı oraya korkutmak için gitti yani. Ben size söylüyorum. Hı hı. O bir şeyleri kapatmak için gitti oraya. Çok merak ediyorum. Şu anda eşyasını toplayıp kaçıp gidiyor mu Isparta'ya? Yoksa yayına gelme, Mevlüt'ün karşısına çıkma cesareti var mı yok mu? Sizce hangisi sevgili izleyiciler? Yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce Mustafa kaçıp gidecek mi? Yoksa Mevlüt'ün karşısına çıkacak cesareti var mı yok mu? Bir bana söyle. Lütfen yorum yazar mısınız İdem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye? Çok merak ediyorum. Mevlüt Bey hazır mı arkadaşlar? Birazdan kendisini alacağım ben Mevlüt'ü. Ama Mevlüt gelmeden önce, buraya gelmeden önce nasıl böyle parmak sallamıştı Mevlüt'e? Bir ekranlara gelsin mi lütfen? İzleyelim buyurun Mustafa'nın böyle atar gider yapmasını. Buyursunlar. Köylüler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki apar topar, o kadar çok apar topar gittiler ne ki. Ne apar toparı ya, bırakın şunu ya. Çok ne şaşırdık apar diyorlar. Ya. Geç hiç, ya. Hiç de çok şaşırdık. Benim evim uzak. Nereden görmüş benim de? 2 kilometredeki köy nereden benim apar topar gittiğimi görmüş ya. Isparta'yı diyor bak. Açacaklarsa efendi gibi iftira atsınlar. Akıllı bir iftira atsınlar ama bana. Kamyona giderken görmedim ama diyor kızının kaybolduğu gün o kamyonu Isparta'ya giderken görmedim ama kamyonu almaya giderken Mustafa'yı gördüm diyor. Neyle geçmiş? Şeye bizzat geçmiş? Eşyaları kendisi taşıdı. Orada yalan konuşuyor. Arkasından da diyor ki sık sık köye gelip gidiyordu bu adam diyor. Neyle gelip gidiyormuşmuş? Yani bilmiyorum, onu bilmiyorum. Gelmeyeyim, köyüme gitmeyeyim mi? O şahıs böyle ihbar ediyorsa açıktı, telefon açsın ki birbirimizin sesini duyalım. Kim ise o zaman çıksın ki bana seni köyde gördüm desin. Hoydiri meydan, çıksın delikanlı gibi karşıma. Ben buradayım. O adamı da sen arattırdın, ben biliyorum. Kaçtı diyor. Niye kaçıyorum adam? Ben kahve kapısının içine girdim. Karşıda oturuyordu. Kim o peki? Adı ne onun? Adını kendisi söyleyecek.
Ben mi öğrendim adamı? Benim kavga ettiğim adam, beni dövdürdü adamlardan bir tanesi. Nereden öğrendin sen? Ben öğrenirim. Nereden öğreniyorsun? Ben öğrenirim, sıkıntı yok. Allah Allah. Ben her şeyi öğrenirim. Sen niye bu insanın kim olduğunu... Niye kaçıyor kahveden? Sana kim söyledi ya? Ben kahve kapısından içeri girdim. Evet. Belediye başkanıyla görüşecektim. Evet. Baktım karşımda oturuyor. Hı. Belediye başkanı adayı benim yanıma geldi. Onunla muhabbeti derken yan taraftan kaçtı. Ben kapıdan dışarı çıktım, arabaya bindi, kaçtı. Vallahi o kişi... Niye kaçıyorsun benden? O kişi Hızır'ı... Benden değil... korkuyorsun da. Hızır'ın... Niye buraya arıyorsun? Hmm. Peki ben o kişinin kimliğini açıklıyorum o zaman. Açıkla. Açıklıyorum. O kişinin kimliği Hızır'ın eniştesi, heh, ablasıyla birlikte barav, olan... Barav sana. Mevlüt. O kadar parmak sallamıştı Mevlüt'e. Yok orada karşılaştık. Mevlüt orada kaçtı. Mevlüt de diyor ki birazdan canlı yayında olacak. Ben kaçmadım. Böyle bir şey de olmadı. Mustafa doğruları söylemiyor diyor. Mustafa Efendi telefonda olmaz kardeşim. Tamam mı? Otelde yatarak da olmaz. Yatarak kızının katilini bulamayız. Sevgilinin yanında yatarak kızının katilini bulamayız. Tamam mı? Bekliyorum bunu. Telefonla telefonla ben seni bağlamam. O onun tamam peşinde değiliz değil mi? O kızının peşinde değil o. Bak ben ben şu anda... O kızının peşinde değil. Ben size söylüyorum. Beni baskılamak için mi geldi buraya? Beni yalanlamak için geldi. Başka bir şey değil. Ha? O başka bir şey için geldi buraya. Şu atar gider yaptığı, Mevlüt'ü atar gider yaptığı videoyu bir kalıcı hale gelsin. Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeye koyar mısınız arkadaşlar lütfen? VTR'ye koysunlar. Nasıl atar gider? Öyle parmak salladı. Kimliğini de öğrendi. Mevlüt benden kaçtı. Böyle yanımdan kaçarak gitti dedi. Mevlüt kaçmıyor. Birazdan canlı yayında. Hatta bize dedi ki dün işim vardı. Yani kusura bakmayın gelemiyorum. Ama lütfen benim geleceğimi ve her şeyi anlatacağımı ona söyleyin dedi. Biz de Mevlüt'ün bunu söylediği için dün yayında Mevlüt'ün mesajını selamını ilettik. Söyledik. Selamı var dedik. O da aleyküm selam demedi. Selamını alıyorum demedi. Şu anda da aleyküm selam demiyor. Otelde beni telefonla bağlayın. Aleyhime olan insanları çıkartıyorsunuz. Ya bizim Fatma'ya sormadığımız soru kalmadı ya. Fatma'ya sormadığımız soru kalmadı. Sürekli Fatma ile ilgili şeyler konuşuyorsun. İyi güzel de. O zaman ne biliyorsan söyle. İşte orada karşılıklı bakışıyorsunuz. Artı Hızır'la ilgili ne demişti? Tuncan bunu hatırlatayım. Şunu söylemişti. Ben gittiğimde aradım telefonla, hiç bakmadı telefonuna demişti. Halbuki belediyenin altındaki kahvehanede yüz yüze Hızır Efendi ile görüşmüşler. Bu da belediyenin herhalde kameralarında kayıtlıdır. Herhalde güvenlik kamerası vardır. O kameralardan bir tanesine... Çünkü telefondan dinlendiğini biliyor Didem Hanım. Telefonla konuşmaz. Çünkü telefondan dinlendiğini biliyor kendisi. O kurnazlığı yapmaz. Yani o kurnazlığı yapar yani. Ya köye diyorsun yani ki... Yüz yüze daha iyi. Çünkü telefondan dinlendiğini biliyor kendisi. Yüz yüze daha önemli şey. Köye ama orada da kamera var. Yani köye gitmesinin nedeni birileriyle... O zaman senin dediğin doğru. Benim dediğim doğru. Didem Hanım o birilerini korkutmak için gitti. İşte dediğimde çıktı. Hızır'ı mı korkutmak için gitti? Ancak onu korkutmak için. Çünkü en şeyli şey o vardı. Yani Hızır... O konuşsaydı her şey benim üstümden her şey kalkacaktı. Hızır konuşsaydı tabii her şey ortaya çıkacaktı. Onun orada olduğu, kızımın o gün orada olduğu çıkacaktı. Hala telefonu mu bağlamak istiyor? Hala telefonu mu bağlamak? Telefonla bağlamam seni Mustafa. 5 dakikalık uzaklıktayız. Yani koşsan hemen buradasın yani. Arabayla 2-3 dakika. Koşsan 5 dakikada buradasın. Hadi koş gel. Bekliyorum seni. Koş ya. Bayağı da yataksın. Dağlarda mağlarda da kalmışsın. Koşarak gelirsin sen ya. Gel bakayım ne diyeceğim. Mevlüt'ün karşısına ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Çünkü Mevlüt sevgili izleyiciler gerçekten çok çok önemli bir tanık. Çok çok önemli bir tanık. Yani inanılmaz. Öncesinde bir tanesini söyleyeyim. Ne söyleyeceğini. Yani Isparta'ya taşınmadan önce Mustafa Mevlüt'ün yanında 5-6 ay çalışmış. Köyde Isparta'ya gitmemiş. Mevlüt'ün yanındaymış. Bunu söyleyecek. Başka şeyler de söyleyecek. Hepsini birazdan Mevlüt anlatacak. Canlı yayında bizlerin karşısında olacak. Ama Fatma o geceye gidelim. Ah Fatma. O geceye gidelim. Aynen, devam. Ah Fatma. Sen kızının hamile olduğunu öğreniyorsun. Bunu böylesine sinirli, agresif bir adama söylüyorsun. O zaman öyle değildi Didem Hanım. Hadi canım. Sadece sinsilik yapıyormuşmuş. Hadi canım. O beni kandırmak için sinsilik yapıyormuşmuş. Bak 80 yaşındaki... Yok, o zaman böyle değildi. Hayır, İnan ki değildi. Hayır. 17 yaşında bile. O sadece üstüne vardı sıra aynı öyle. Alacak verecek meselesi ya da başka iddialar olduğu söyleniyor. 80 yaşındaki bir kadını 17-18 yaşında darp eden ve yargılanan, agresifliğiyle o dönemde bilinen. Ya o ben yoktum işte dedi. Sen yoksun ama yapısı agresif bir adam Mustafa. Mustafa çocukları Mustafa anladın mı? Yani bu kadar agresif yapısı olan bir adama. Yoksun, sen kızının hamile olduğunu. O zaman öyle değildi. İnan ki değildi. Çok mu böyle pamuk gibi miydi? Ha? Yok belletmedi değil mi? Pamuk gibi bir adam mıydı? Ben bilememişim. Mustafa pamuk gibi bir adam mıydı? O zaman öyleydi tamam.
Yani öyle bile olsa bir babaya önce sen bir kendin konuşmadan. Nasıl? Bir şüpheni. Yani kendimi zaten alet ediyorum o zaman halimi. Hayret bu ediyorsun. Bu zaman halimle o zaman halimi yani yarıştıramıyorum. Hamile olduğunu söyledin. Aynen dedim. O da şey yaptı böyle sakinle. Sadece şeyle durdu. Yani o kurnazlığıyla durdu. O geceyi anlat. Saat kaçta yemek yediniz? Sonra ne yaptınız? Saat 7:30-8 gibi yedik. Ondan yedikten sonra şey etti. Çocuğu götürelim dedi. Hastaneye götürelim dedi. Yani yekten hiçbir şey yok ortalıkta. Yani hepimiz oturuyoruz mesela. Yekten söyledi. Onun fikriydi yani. Onun fikriydi. Tamam. İsparta fikri de onun fikriydi. Yani sen çocuk götürmesi. Dedin? He mi dedin? Tamam mı dedin? Yani ben de tamam dedim. Götür getir dedim. Hı? Ama götür getirmeyeceğine hiç aklıma gelmedi. Götür getir dedin. Giydirdiğin anları şey yapar mısın? Anlatır yani, mısın? Değil mi? Gocunu aldım geldim. Yazma örttüm başına. Hı-hı. Kırmızı yazma. Hı-hı. Mesela giydi çocuk. Giyindi çıktı. Bir neden? De kimlik ayrı bir yerdeydi. Getirdim kimliği cebine soktum. Neden kırmızı yazma? Değil mi? O vardı elimde. Başımdaydı. Başımda kıyıda. Ben yerde etmezdim yazmamı. O vardı yerde. Onu örttüm başına. Yani Husisi kırmızı yazma değil. Peki. Oyalı vardı ve hala da yani gözümün önünde o yazmanın şeyi. Peki. Cebine ne koydun? Kimliğini koydum. Bir elinin cebine koydun. Diğer ha. Peki yanında cep telefonu falan bir şey var mıydı kızın? Öteki cebine bakmadım dedim ama sanetmiyorum ki o sadece o günkü beni kandırma şeyiydi. Senin kızının cep telefonu var yok, mıydı öncesinde? Sanetmiyorum çünkü öyle bir göz açık çocuk değildi saklayacak. Başka bir yere işledi. Çünkü düşündük sıra benim aklıma o zaman yatmıştı ama sonra yatma dedim ama. Senin kızının 2014 yılında bir cep telefonu var mıydı? Yani saklamış bizden dedi. Yanında dedi telefonu varmışmış dedi. Gizli gizli saklıyormuşmuş. Gelini arattırdı götürtürdü dedi. Çocuk evde hiç yalnız kalmıyor. Baba evde ya kardeşler ev yok, ya sen evdesin. Yok dedim yalnız kalıyor çünkü onun ne ettiği ben olmaz. Hayır onu demiyorum. Onu demiyorum. Onu demiyorum yani. Onu demiyorum. Ya çok rica ediyorum. O gün o anlar gözümden gitmiyor dedin ya sen. Aynen. Bana. Şu kızının görüntülerini bir daha bak. Belki sende bir şeyleri çağrıştırır. Atıyorum ben o zamandan beri düşünüyorum. Beynimi zaten kızının, şey kızının bir gözüne bakarak o geceyi bir hatırla. Belki bize çünkü sadece belli şeyleri anlatıyorsun. Başkasını anlatmıyorsun. Çünkü dedim ama ondan başka bir şey yok bilmiyorum. Bilsem zaten söyleyeceğim. Kızının gözüne bir bak lütfen. Bir bak Şükür'ün gözlerine bir bak. Ey gönül. Ey gönül havalanma. Kırılırsın arşa gider. Kim anlar senin halinden. Vay vay. Ey gönül yaralanma. Dertlerin arşa gider. Kadir kıymetin bilmezler. Vay vay. Ey gönül hoyrat gönül. Tozlu yollar aşan gönül. Seyyah olup gezen gönül. Vay vay. Anlatamazsın kendini. Söyleyemezsin derdini. Sevda deyip yanan gönül. Ey gönül hoyrat gönül. Tozlu yollar aşan gönül. Seyyah olup gezen gönül. Vay vay. Ey gönül havalanma. Kırılırsın arşa gider. Kim anlar senin halinden. Vay vay. Ey gönül yaralanma. Dertlerin arşa gider. Kadir kıymetin bilmezler. Vay vay. Ey gönül hoyrat. O gözlere bir daha bakmanı istedim. Çünkü sen sevgili izleyiciler bana Fatma ve bize daha sadece bana değil bize olayı anlatırken sadece belli yerleri anlatıyorsun.
belli yerleri hatırladığını söylüyorsun. Sadece belli diyorsun zaten ki o var, gece. O var, başka bir şey yok. Hayır, o gece diyorsun. Başka bir şey yok. O gece pantolonu giydim, gocunu giydirdim, kimliği koydum, aldı Mustafa aldı götürdü. Aynen. Bir daha da yani 4 cümle 5 cümle falan kuruyorsun. Zaten o yüzden o var, kızının şey gözlerine bakarsan belki bir şeyleri daha hatırlayabilirsin diye bir daha ekranlara getirdim senin kızının görüntülerini. Bir kafan bir biraz hafızanı yokla. Mustafa'nın o gece sana söylediği başka bir şey var mıydı kızını götürürken? Yok canım, sadece onu söyledi. Doktora götüreceğini söyledi. Başka hiçbir şey söylemedi. Sen de demedin mi gecenin bu vakti? Mustafa biz zaten yarın Isparta'ya gidiyoruz. Akşam 8-9 olmuş. Yok canım, o kafam çok Şubat ayı. Hava kararmış. Neden karanlıkta benim kızımı götürüyorsun demedin mi? Yok dedi ben. Bilemezsiniz o halimi siz benim. Başka bir şey demiyorum. Peki yani şimdi bu kız 15 yaşında. Senin çocuğun 15 yaşında, 18 yaşının altında hamile kaldıysa hastanede bakılamayacağını bilmen lazım. Suç yani, anladın mı? 15 yaşında bir çocuğun hamile. O zaman da suç, şu anda da suç yani. Biz sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz yani. Recep'e götürdüğünü nereden biliyorsun Recep'e? Ama öyle dedi değil mi? Hastaneye götürelim dedi. Geldikten sonra Recep dedi. Giderken Recep demedi. Hayır demedi. Sadece hastaneye götüreceğini söyledi. Geldikten sonra Recep'e baktırdım söyledi. Mustafa birazdan Mevlüt geliyor. Neye karar verdin? İzleyeceğim mi yatağından? Orada odana saklanacaksın mı? Yoksa gelip Mevlüt'le yüzleşmeye hazır mısın? Vallahi Mevlüt bildiği her şeyi anlatmak için birazdan canlı yayında olacak. Arkadaşlar Mevlüt hazır olunca sizden haber bekliyorum. Bana haber verirseniz lütfen. Sizden haber bekliyorum, farkında mısınız? Allah birazdan alacağım. Bakalım gelecek, bak Mevlüt birazdan hazır olacak. Ama önce bana şunu anlatmanı senden rica ediyorum. Döndükten sonra git geliyor. Dönüyor ya, geliyor ya Mustafa Efendi. Hali ne yaptı? Seni uyandırdı. İlk önce beni uyandırma oldu. Başka bir şey yapmadı. Beni uyandırdı. Kız nerede dedi. Ben de sen götürmüştün ya dedim. Sinirli miydi? Yani sinirliydi. Tabii canım sinirliydi. Çünkü yani kendini götürttürdü diye bağırmaya başladı zaten. Yani ben dışarı çıktım o şeyle. Yani hemen aramaya çıktım. Acaba saklandık mı bir yere diye. Ondan sonra geldikten sonra zaten bağırmaya başladı. Telefonu varmış bir yanında. Aramış kendini götürttürdü diye. Yani bizden saklamış dedi telefonu dedi. Bak burada Mustafa geldi, hep bize şunu söyledi Mustafa'ya. Mustafa şunu söyledi. Yani cezaevine sık sık girip çıktığı için bir avukat kadar bütün kanunlara falan vakıfım demişti. Aynen. Sonuçta 15 yaşındaki bir kız çocuğunu, hamile bir kız çocuğunu hastaneye götürdüğünde yasal yollarla içeri giremeyeceğini, girerse hastane polisi tarafından olaya el konulacağını, doktorlar polisin fark etmese bile polisin doktorlara bildireceğini bilecek kadar yasalardan Mustafa Efendi'nin haberi var. Aynen. Hadi senin haberin yok diyelim. Mustafa'nın haberi var. Haberi olduğu halde. Demem işte evden nasıl ya öyle çıkardı bilmiyorum. Yani çocuğu manederek bizden öyle çıkarmış olabilir. Onu bilemeyim. Yani ne düşündü? Sen dedin ki az önce çok sinirliydi. Adam yani, sinirli bir adam. Demek ki sinirleniyor. Pamuk gibi bir adam değil. Niye sinirlendi bu kadar peki? Yani sinirlendi mi size benziyor. Bize belki öyle gösterdi değil mi hanım? Yani çocuk kaçmış olarak yani kaçtığını, kendi telefonla aradığını, yani kendini kaçırttırdığını söyledi. Sen demedin mi çocuğun bir telefonu yok, bir şeyi yok? Yani gizlediğini nasıl söyledi. Yani gizli olduğunu, bizden sakladığını. Siz o sırada telefon muhabbeti yapıyorsunuz. O zaman telefon şeyi çıkardı. Çok mu bağırdı, çağırdı? Bana neden inanmıyor musun evet, dedi. Çünkü o bağırmasının nedeni neydi? Ha dedim hanım, tamam ben yalan söylüyorum. Çocuğun da mı yalan söylüyor? Meylan mesela şeyine kadar söylüyor. Ondan ağzından duydu, benden de duydu. Mesela onun ağzından da duydu. Üç kişinin şeyi var. Hadi sadece ben desem tamam diyeceğim. Peki sen sonra kızını aramaya dışarı çıkıyorsun. Mustafa niye seninle gelmedi? Çıkmadı. O bile seni rahatsız etmedi mi? Yok, hiç aklıma gelmedi dedim hanım. Yani bu zamana kadar. Neden çıkmadı? İşte babası orada diyor ki birbirlerinin açıklarını kapatıyorlar. Koruyorlar birbirlerini diyor. Hiçbir şey saklamıyorum ben. Dün dikkatli ya bazı izleyicilerimiz, biz ona bakacağız tekrar. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum. Tahsin Bey burada bir şeyler söyle. Ya hayır, Tahsin Bey değil. Onu birazdan söyleyeceğim. Not alıyorum onu. Birazdan size söyleyeyim. Mevlüt hazırmış. Mevlüt'ü dinlemek istiyorum. Mevlüt Bey merhabalar. Merhabalar. Bir görebilir miyim lütfen? Çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Rica ederim. İyi günler. Mustafa biraz yüksek sesle konuşur musunuz? Sesi de içeride de sesi yükleyelim ki böyle gür çıksın. Mevlüt Bey'in anlatacakları çok önemli. Neden şu anda Mustafa biraz otelde sevgilisinin yanında yatıyor? Niye şu anda burada yok? Sizden mi korktu? Vallahi bilmiyorum neden korktu. Herif adam heriflik yapıyor diye çıksaydı madem, delikanlı gibi karşıma olduğunu söyleseydi. Madem köye gelmiş, benim yanıma bana yumruk kurmaya gelmiş ya. Köyümüz uzak değil. Yerimiz uzak değil yani. Yerim bile yurdum bile. Gelseydi yumruk vursaydı madem heriflik yapacağını.
Siz kahvehanede. Yani öyle karşıdan konuşmuyorlar mı? Siz kahvehanede. Ben o gün o anda kahvehanede falan değildim. Kahvehanede değil miydiniz? Ben o gün iki gün ben hiç kahvehaneye uğramadım. Çünkü işim vardı. Gece saat 6.30-7'de geliyordum. Ondan sonra evimde kaldım ben. Hatta içeri girmiş, belediye başkanı orada oturuyordu diyor. Ellerde böyle, belediye başkanı orada oturuyordu diyor. O sırada siz böyle kenardan böyle kaçmışsınız böyle. Beni dövecek diye korkarak kaçmışsınız. Ben vallahi görmüyorum. Ben hatta buna nazaran gittim. Belediye başkanına da sordum. Acaba dedim oradaki arkadaşlara da sordum. Hı hı. Böyle böyle ben bunu görmedim. Bu geldi de ben mi görmedim dedim yani. Evet. Bu olaya. O da yok dediler. Orada size sen yoktun burada. Oraya varmış 10 dakika, 2 dakika durmuş. Orada kalabalık varmışmış zaten. 25-30 kişi ateşin başına duranlar varmışmış. Dedi buraya geldi. Belediye başkanı da millet bıdıdanmaya başlayınca belediye başkanı demiş ki sen buradan mı git? Benim yanım. Öyle oldu dedi. Sen de yoktun burada zaten de olayda dedi. Kahvehanede yoktun dedi. Ya Çanaksaraylılar onun kahvehaneye gelmesini istememişler mi? Gitsin mi istemişler? İstememişler. Belediye başkanı da kovmuş mu? İstememişler gitmiş. Belediye başkanı da kovmuş oradan. Seçim zamanı ben seninle uğraşamam git buradan demiş kovmuş. Peki onun amacı öncelikle oraya gel. Bak şimdi söylüyorum bunları. Buyurun buyurun söyleyeyim Mevlüt Bey. Konuşmaları yani şey koymadan yayınlarsanız memnun olurum. Tabii ki buyurun. Konuşmalarını kesin yapmadan. Bir de bu mesela Hızır'ın eniştesi diyorsunuz ya. Evet. Hızır'ın eniştesi falan değilim ben bu konuda. Bunu kendim izah etmek istiyorum. Benim yani sormak istediğiniz soruları ismimle sorun bana. Ha, tabii. Tamam. Hızır'ın eniştesi olarak değil yani. Anladım. Bak, anladım. Özel yaşantımla ilgili hiçbir sorular istemiyorum. Yok benim konum canlı o değil zaten. Canlı yayında da hiçbir tarafta istemiyorum. Asla merak etmeyin. Tamam, ben onu sormayacağım. Yani eniştenizle sormayacağım. Bundan sonra da yani konuşulmasını istemiyorum lütfen. Tamam Mevlüt Bey. Zaten benim konum Şükür, Mustafa ve Fatma. Tamam soracaklarını sorabilirsin. Benim, ben de yanıtlayayım yani. Bildiğim konularda yanıtlayayım bildiklerim ne varsa. Tamam. Mevlüt Bey şimdi siz çok önemli bir sanıksınız. İkisi de karı koca diyor ki. Buyurun. Anne baba diyor ki 15 Şubat 2014'te işte biz diyor... taşınmaya karar verdiğimiz sırada bir gün sonra Isparta'ya gideceğiz. Kızımız o gece daha doğrusu Fatma diyor ki babası aldı götürdü hamile olup olmadığını kontrol etmek için hastaneye götürdü. O güne geleceğim ama onun öncesinde yani bunlar tamam. Karı koca anne baba ailece aile Isparta'ya tamam. Taşınmadan önce yani Ağustos ayındaki düğünde Mustafa'yı görüyoruz. Eylül, Ekim, Kasım, tamam. Aralık, Ocak o 5 ay boyunca Mustafa köyde miydi? Tamam. Köydeydi tabii. Çok çalıştık onunla. Ağaç kestik. Dağlarda ağaç kestik. Köy olarak çalışıyordu. Kardeşimle ve babamgile falan ağaç kestim. Sürekli gelir çalışırdı. Evinin yanında da beraberdik. Ağaç keserken. Evinin aynen. Yanında bizim köprünün başında çalışırken. Evinin yanında ev duman çıkmaya başladı. Hepimiz evine gittik. Evini söndürürken hatta ben orada yaralandım. Evinin içine düştüm. Ateş itfaiye söndürenlerken yukarıda. Kimin evi yandı? Bizim. Hepimiz oradaydık. Yani... Aa öyle mi? Şeylerin evi yandı ve siz yardıma da gittiniz. Bununla beraber çalışıyorlardı köprünün. Tabii canım orada bize... Bir anlatsın evet tamam. Buyur beraber benim. Çalışıyorduk aynı anda beraber çalışıyorduk. Koştuk gittik evin duman çıkmaya başladı. Benim evi yönüyordu. Evine gittik yangını söndürmeye. Bu ne zaman oldu? Bunu sürekli biz çalışırdık yani bizim. Hangi ayda oldu hatırlıyor musun? Tabii çok ya, oldu. Ya tarihlerin... Bak tarihlerini bilmiyorum. Ama 2007'de biz, 2007'de. Yani kış zamanında... Tarihlerini bilmiyorum Fatma. Hayır, ne olduğunu bilmiyorum ama. 2007 demiyor. Yani, Isparta'ya gitmeden önce diyor. Hayır 2007'de değil mi? Abi? Isparta'ya gitmeden önce tamam. Isparta'ya gitmeden önce tamam. Hayır ben ay öncesinde şöyle bakın. Isparta'ya gitmeden önce. Düğünden bir düğün oluyor falan. Yani Isparta'ya gitmeden birkaç ay önce. Yani siz köyde beraber sizin yanınızda tamam. Çalışıyordu öyle mi Mevlüt Bey? Tamam beraber çalışıyoruz. Aynen çalışırdık beraber ağaç keserdik. İşe giderdik, bulunan işe gelirdik, çağırırdık bunu gelirdi yani. Mevlüt Bey şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki 2007 yılında da böyle yardımcı oldum. Yani ben Mustafa ile yakın samimiydim. Onu anlatmaya çalışıyor. Aynı köy çocukları yani evet. Samimilerdi. Samimi miydiniz yani onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Biz bir tek ben değil. Hep tabii canım samimiz. Yani çalışıyor yani yetmedi. Hepimiz yardımcı olduk. Yani Fatma biliyor orada. Biz yani kardeşim babam olsun bizim babam 25 sene mutalık yaptı bir orada. Hı hı. Biz hepimizin her bir şekilde traktörle, atıyla, arabasıyla her bir şekilde biz bu insanlara bu her türlü yardım yapabilen insanlarız yani. Elimizden geldiği kadar. Şükür'ü gördünüz mü? Çocuğu gördünüz mü? Ve bu ortamda mı? Da Şükür'ü ben şu anda biz orada Şükür'ün yani büyüklük halini bilmiyorum ama çocuklukta gelip oralarda görüttüğünü görüyoruz. Biliyoruz tabii çocuğu. Nasıl oyuna bir çocuktu? Oyuna gittiğini, dağlara ağaç. Ya normal bir çocuktu yani böyle. Çocukluğu. Peki Mustafa'ya bu kadar yakınsanız sesin Mustafa'nın duyuyor musunuz beni Mevlüt Bey? Arkadaşlar şu an tam duyuyorum tamam. Şu anda.
Mustafa çalışkan bir adam mıydı? Ailesiyle ilgilenir miydi? Nasıl bir insandı Mustafa? İnsandır daha doğrusu. Nasıl mesela? Ya iyi bir insan mıdır? Siz Mevlüt'ü, Mustafa'yı nasıl bilirsiniz? Kavgacı mıdır, sakin midir, iyi midir? Nasıl bir adamdır Mustafa? Mustafa işine geldi miydir, işine gelmedi mi? Kavgacı insandır. Sinirli midir? Tabii canım, işine geldim, onun menfaatine geldim her zaman iyidir. İş menfaatine gelmez zaman her zaman onun yanında düşmansın, dost değilsin yani. Peki o zaman Fatma, senin dediğin doğru. Mustafa bize yalan söyledi. Aynen değil mi? Ben size söylüyorum. Bunu Mert abi Mustafa, daha bilir Mustafa mesela. Mert abi için... çocukluğundan bilir. Ben mesela 20 yaşından sonra biliyorum. Peki o zaman sizin dışınızda yani köyde gören birçok insan daha var Mevlüt Bey, Mustafa'yı. Gören çok. Mevlüt Bey. Ya Mustafa gören var tabii, gören olmam, herkes görüyor. Ama kahveye çıktım, herkes birbirinin yanına oturdu mu? Şu gün şurada gördük, bugün burada gördük, herkes birbirine konuşuyor. Ama iş ortamı... Tamam mı? Hiçbir şekilde. Peki konuşmak istememelerinin nedeni Mustafa'dan korkmaları mı? Yani Mustafa diyor ki benim kızım kaybolmadan önce, özür dilerim Mevlüt Bey. Benim kızım kaybolmadan önce ben asla orada yoktum. Tamam. Isparta'da çalışıyordum, sonra geldik, yükümüzü aldık gittik. Yani millet peki önceden gördüyse, sizin gibi gördüyse, siz nasıl böyle mertçe anlatıyorsunuz? Mertçe her şeyi söylüyor. Diğerleri tamam, niye konuşmuyor? Mustafa'dan korkuyorlar mı? Neden? Mustafa'dan kimse korkmaz. Mustafa'nın sadece tek sıkıntısı var. Mustafa gündüz insanın karşısına geçip de bir halt edemez. Tamam mı? Anca böyle geceleri millet uyur. Geceler 12'den 1'den sonra, ondan sonra milletin bağına, bahçesine, atına, arabasına, hayvan hacatına zararlık vermek için uğraşacak, plan yapan bir insandır. Oo, yani kaçak dövüşür. Sinsi davranır, öyle mi? Aynen, kaçak dövüşür. Kaçak dövüşür bu şekilde. Bunlar acayip iddialar. Mustafa hala otelde bunları dinleyip yatıyor mu? Ne yapıyor acaba? Yoksa kaçtı mı? Ya da buraya dinlesin, mı geliyor? Dinlesin, fark etme, dinlesin. Fark etmiyor, dinlesin. İsterse çıksın, bana karşılık versin. Sıkıntı yok. Ama bizim kimseden çekindiğimiz yok, sıkıntımız da yok. Size o kadar parmak salladı. Size görüntüleri izlemiş miydiniz, size parmak salladığı görüntüleri? Şimdi bak, ısıracak köpek havlamaz. Atalarım sözü vardır, tamam mı? Evet. Yapacak insan her şeyi, her türlü her şeyi yapar. Gelip madem bende sıkıntısı varsa parmak sallamalı olmuyor bu işle. Gelsin, bana yapacak bir şey gelsin, bana her şeyini yapsın. Veya onlar herkes ne yapmak istiyorsa onları yapsın. Hatta şunu söyledi, sizin ekrana çıkma cesaretiniz olmayacağını, hatta İstanbul'a da buraya gelirse jandarmaya, emniyete söyle, tamam. Burada resmen çevik kuvvete söyle. Çevik kuvvet burada şey alsın, önlem alsın, şey yapsın. Ondan sonra ben çünkü ona gerekeni dersi vereceğim dedi. Ama şimdi otelde... Tamam, verseydim madem, niye jandarmaya çağırıyor? Hayır, jandarmayı niye çağırıyor? Ben ona varsaydım, benim işimden dolayı gelemedim. Öğrencim var, 40-45 tane de işçim var, ben şu anda Çilek'te işçi götürüyorum. Ve ondan dolayı benim işim takip edici kimse olmadığı için Büşra Hanım'a da söyledim bunları. Yoksa Mustafa'nın tamam, burada gelip gözünün içine falan bu... ya gözünün içine baka baka sen kızın kaybolmadan önce Isparta'da değildin, köydeydin, yalan söylüyorsun mu diyecektiniz. Aynen. Şu anda da söylüyorsunuz. Doğru konuşuyorum zaten, köydeydin zaten, ne Isparta'sı? Bir hafta önce gideceğim diye apar topar hazırlanmış, gideceğim diye kalkadı. Geldi ondan, ben de araba temin etmek istedi. Ben de araba para durumun olmadı, alamam muhabbetinden belediyeye yönlendirdik. Belediyeden arabasını ayarlamış. Ha, bir dakika. Yani böyle Mustafa Isparta'ya, yani köyde bir yaşıyorlarken, sizle beraberken, herkes köyde görüyorken birdenbire Isparta'ya taşınmaya apar topar mı karar verdi? İşte yani işte aynen o şekilde oldu. Peki sizi şaşırtmadı mı? Ne oldu Mustafa, niye gidiyorsun demediniz mi? Ya işte borçlarım, dertlerim vardı. Motor traktör aldı, ona buna kefil imza attırdı. Şimdi kefilleri, borçlarını ödüyor hala daha bunun. Ha, kefilleri Mustafa'nın... İnsanoğlu batmaz gitmez değil, tamam mı? Biz de battık çıktık. Ama ben de parça parça peyderpey borçlarımı ödeyip düzeye çıkmaya çıkın uğraşıyorum şu anda. Mustafa şu anda Mustafa'nın kefilleri Mustafa'nın borcunu ödüyor. Dedim değil mi? Baştan ben size söyledim. Ben ödüyorlar, hala sadece ödüyorlar. Hala kefiller ödüyorlar. Ödedi dedim. Bir dakika dur. Bir dakika bekleyin lütfen Mevlüt Bey, söyle. Yani kefilleri baştan ben size söyledim. Hiç kendini ödemedi. Yani dedi ya, ben işe gittim de borcunu demek için. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece bunu milleti kandırmak için burada. Peki Mevlüt Bey, Isparta'ya gitmeden bir hafta önce mi gelip sizden araba istedi? Bir gün önce mi sizden gelip araba istedi? Ya bir hafta önce işte böyle Isparta'ya gideceğim, araba eşyalar falan dedi. Ben de
arabamın mazot parasından alamayız muhabbetten dolayı ben buna şey ettim. Neydi onun adı? Yani iptal ettim. De, belediyeden hallettir daha ucuz gidilirdi. Ona o şekilde gitti. Yani önce size geldi. Belediye işini. Mevlüt Bey bazı soruları tekrar tekrar soruyorum ya, konuşurken, ki. Konuşurken dedi. Daha net anlaşılsın tamam, diye tekrar tekrar soruyorum. Geçti. Özür dilerim. Şimdi öncesinde tamam. Taşınmaya karar veriyor ve apar topar taşınmaya karar veriyor. Sonrasında sizin yanınıza geliyor fakat evet. Sağa sola borçlandığı için siz işte benim masraflarımı mazot paramı vermez diye siz güvenmiyorsunuz ve arabanızı vermiyorsunuz doğru mu? Aynen. Aynen. Biz pazarcık yapıyorduk. 10 sene pazarcık yaptım. Herkes biliyor. Borcuna sadık değil diyor Fatma. Borcuna sadık değil dedi değil mi? Borcuna sadık değil. Peki sen önce Mevlüt Bey'e gittiğini biliyor musun? Aynen. Ben ona gittiğini bilmiyorum. Ha bitmiyorsun. Bilmiyorum. Mevlüt'e gideceğim, araba isteyeceğim. Hayır çabalar. Öyle bir şey demedi bana. Demedi. Hayır. Peki sonrasında... Çalışırken konuştu bir kelime be. Yani orada sizde ne iş yapıyordu? Bir daha onu da söyleyelim. Yani yanınızda çalışıyorken ne iş yapıyordu Isparta'ya gitmeden önce? Ya yövmecilik yapıyor, traktör vardı. Traktörü elinden aldılar gittiler. Ondan sonra hiçbir şey kalmayınca yövmeye gidiyordu. Bir tek bana bir herkese giderdi yövmeye. Bulunan işe giderdi yövmeye. Yani giderdi şey toplardı, tarlalara giderdi ya da başka ne bulursa yövmeye. Ağaç kesmeye mesela. Ha, işte ağaç kesmeye. Yani millet neyse giderdi ağaç kesme. Aynen. Gördü çoruk saraylarda ya. Herkes görmüş. Görmeyen kalmamış diyorum. Ya görmeye, görmeyen tarihim var ya. Kimse görmemezlik daha ne yok. Elini vicdanını okuyan herkes konuşsun ne varsa bilsin, bildiklerini söylesin. Herkes kimseden saklıyor. Yalan dolan bir şeyler istemiyor. Ya sonuçta 15 yaşındaki bir ama kız herkes çocuğu. Dediğim gibi ya önde sonuçta bir çocuk var ortada. Kayıp bir çocuk var. Bir de ondan sonra çorunun çocuğuna sahip çıksaydı madem. Peki köyde değilim. Herkese yalan söylüyor diyor. Köyde değilim diyor. Fatma yalan söylüyor diyor. Zaten Fatma'nın o gece işte daha doğrusu çocuğu hastaneye götürdüğünü hep inkar ediyor. Üstüne üstlük hiç köyde değilim. Herkes yalan söylüyor diyor. Sıkıntı yok. Onun köyde olduğunu herkes biliyor. O onun için görenler de var. Eşya yükleyen görenler de var. Bu kişiler savcılığa ve jandarmaya ifadelerini vermiş kişiler. Tamam mı? Ben bunların isimlerini söylemek istemiyorum. Söylemeyin zaten. Söylemeyin. Bu kişiler savcı söylemem zaten mümkün değil. Onlar bende. Savcılığa, jandarmaya bunlar satır satır dilekçelerini orada görüp de onun eşya yüklediğini gören insanlar savcılıkta şeylerini verdiler bunlar ifadelerini. Ben de verdim ama bu hava atması yok mu? Ben o yüzden çıktım. Ben bir aydır çıkarmak istiyordum. Çıkmak istemiyordum. Çünkü benim işimden dolayı, çocuğumdan dolayı ben bu işlere girmek istemiyordum. Tamam mı? Beni ama bu o haykırması beni tahrik etti yani bu duruma soktu. Yani parmak sallama. Herifin haykırmayla olmuyor. Parmak sallamayla heriflik olmuyor bunlar. Bir seslenir misiniz Mustafa'ya? Otelde yatıp sizi izliyor. Şu anda parmak sallıyor mu bilmiyorum ama o parmağı nerede onu da bilmiyorum. Bir siz bir seslenir misiniz kendisine? Belki sizi dinler gelir. Beni dinlemiyor, gelmiyor. Bir Mustafa'ya bir konuşur vallahi musunuz? Vallahi siz dinlemem, beni dinlemez. Ben dinleyip konuşmak, karşımda konuşmak sesi durdu orada. Delikanlı adam durdu orada, sıkıntı yok. Herhalde bir sıkıntısı var, o yüzden gelmiyor yani ne bileyim ben. Korkusu olmasa gelirdi. Korkusu olmasa gelirdi. Korkusu olmasa yani gelirdi. Mevlüt Bey'den korkuyor mu sence? Yani bir dakika, sadece Mevlüt yalanlarından korkuyor, yalanlarından. Ha? Yalanlarından korkuyor, yalanları çıkacak meydana diye. Mevlüt Bey konuştuğu için Mustafa'nın yalanları ortaya yalanları çıktı. Yalanları ortaya çıkacak diye. Bu durumda eğer... Korkmasaydı yani... geldiği gün bana, bir yumruğu vurdu, beni orada şey yapardı yani. Kahvehanede karşılaşınca bana yumruğu neden atmadı madem öyle? Ben yalan söylüyorsam. Saldıracak adam yekten var ya bana, kaçırmaz. Ya, bir dakika bekle Mevlüt Bey söylesin. Söyle ya bana yumruk bana yumruk vurmaya gelmiş ya. Ben döveceğim adamı valla aynı ona yaptığım gibi o da bana yapsaydı madem. Fatma oradaydı dövdüğümde kendisi. Fatma oradaydı şeyden geldik, Isparta'dan geldikten sonra. Siz neden daha önce Mustafa'yı dövdünüz? Daha önce değil mi? Ben Isparta'ya geldikten sonra dövdüm Mustafa'yı. İşte Isparta'ya geldikten sonra ben neden? Ben bunu koyun alıverdim. Neden dövdünüz Mustafa'yı, dövmüşsünüz? Ben Isparta'dan geldikten sonra bu Fatma yanımda. Biz kiraza çalışmaya gittik bunlarla. Gediklik köyüne. Evet. Orada bir arkadaşın koyunu satacağım dediler. Ve koyununu biz buna kefil oldum. Koyununu aldım 6 aylık. 6 ay sonra biz yövmeyse parasından parça parça ödeyeyim diye biriktirip adamı ödeyeceğiz diye söz verdi. Biz senet karşılığı imza adam bize güvendi. Koyununu verdi buna 28 tane 30 tane mi o zaman şeyle. Ondan sonra bu zamanı geldi parayı ödememiş. Bizim de bilgimiz yok. Hı hı. Ondan sonra bize benim çalıştığım kooperatife maaş yazısı geldi bana. Yani maaş yazısı geldiği için ben bunu aradım. Oğlum böyle bu parayı ödememişsin.
Niye ödemedin bu parayı? Sen bu işe girme. Ben parayı zaten ödemeyeceğim dedi. Ben bu anda evlerine vardım. Akşamüstü iş, servis saatinden sonra evlerine vardım. Vardım. Ben bu parayı ödemeyeceğim. Zaten koyunları 1-2-1-2 satmış. Alıp geldiği koyunları. Tamam. Sattıktan sonra biz buna tartışma yaptık. Dedim bu tartıştıktan sonra bu bizim kahvelerde kendisi dedikodusunu yapmaya başlamış. Ay bizim hovardalığımız kumamış. Vay şunu etmiş, şununla bu ne diyor, bununla bu ne diyor muhabbetlerine. Özür dilerim. Ya Mustafa'la kahvelerde konuşuyor. Aa, bir dakika özür dilerim. Burada şunu söylemişti halbuki. Mevlüt Bey bir dakika lütfen. Burada şunu söylemişti halbuki. Dedikoduyu demişti Fatma yaptığı için Fatma yüzünden ben dayak yedim demişti. Halbuki siz diyorsunuz ki aksine Mustafa dedikodu yaptığı için benim hakkımda özel hayatımla ilgili ben bu yüzden dövdüm diyorsunuz. Öyle mi? Konuşuyor mu sağda solda? Ondan sonra telefon açtım. Bu parayı ödettirdim en sonunda. Ben bir gittim adamları çağırdım. Şeyden geldiler. Adamlar bunun 8 koyunu mu 9 koyunu mu kaldı. Daha Fatma orada şahit orada. Evlerinden hemen arabasına yüklettirdim adamların. Evet. Bu 28 koyuna karşı 8 vurduk. Ben de bunun aleceklerimi gerisini de ben ödedim. Hala daha duruyor şeyler burada. Ama siz... Ondan sonra özür dilerim para meselesinden dolayı gerginlik olunca sizin özel hayatınızla ilgili dedikodu yapmaya başladı. Aynen özel hayatıma girmeye başladı dedikodu yapmaya başladı tamam mı dedikodu evet. Özel hayatından dolayı dedikodu yaptı ben telefonu açtım böyle böyle oğlum benim özel hayatım seni ilgilendirmez dedik de bana küfür etmeye başladı ben de iş çıkışı işçilerim de vardı benim evet. İndirdim Belceğiz'den geldim 5 dakika mı 7 dakika mı köprünün başında bekliyorlarmış karısıyla ikisi yalan desin orada Fatma elinde gırtlık bıçak hala. Ondan sonra gindim. Zaten onların konuşması bile fırsat vermedim ben orada. Aynen. Görüşmesi, konuşması bile fırsat vermedim. Ben orada zaten ben onun ağız yüzünü dağıttım. İkisi iki gün hastanede yattı. İkisini onun de mi dövdün? En sonunda benim Vedat diye bir arkadaş var. Mustafa, Mustafa'yı mı dövdünüz? Vardı. Mustafa'yı dövdünüz. He Mustafa'yı ben araba... Gözü patlaktı. Hastaneye ambulansla götürdüler onu. Tamam mı? Ondan sonra benim yeğenim vardı. Bacağından tuttu amcamın kızıyla Vedat. Abi öldü galiba yeter. Şurun çocuğun var dediler. Beni götürdüler öbür tarafa. Ondan sonra bunu ambulans çağırdı. Şimdiki muhtar Halil Toprak, Halil İşler de şahit bunlara. Bunları sürdüler. Halil Ersan'ın ev yanına kadar sürdüler bunu. Oradan ambulansla götürdü hastaneye. İki gün hastanede mi yattı? İki gün mü yattı, bir gün mü yattı bilmiyorum. Tam gününü bilmiyorum hastanede ne kadar yattığını. Burada o kadar dayılanıyor hastaneye size. Hastaneye gitti işte. Dayılanıyor ondan mı korkuyor acaba? Ya ama bence ondan ziyade söyleyecek... Ben de bu kadar bir intikam olan insan beni ben kastendir karşısındayım. Bana gelir bir şekilde bir şey yapabilecek adam herif adam yapsın. Şimdi merak ettim. Ben onun gibi kardeşi... Söyleyin, tamamlayın. Buyurun tamamlayın cümlenizi. Ben onun gibi kardeşlerimi, anamla babamla 15 sene, 20 sene küs insan değilim. Tamam mı? İnsan kardeşiyle, eşiyle, dostuyla bu yürürlüğü gider. Tam sıkıştığın zaman kardeşine yardım eder, anan baban da yardım eder insana. Peki merak ettim. Ama bunun arkasında kimsesi yok. Kendi kendine herkese kötülük yaptığı için arkasında kimse durmuyor bunun. Anladım. Bu mikroplukların yüzünden. Anladım. Bunlar İnsanın çocuğu kayıp ya. İnsanın çocuğu kayıp. Eşya yüklemiş Isparta'ya gitmiş. Böyle bir dünya var mı kardeşim ya? Ben o arabayı garıya sallıyor. Garının böyle bir soru sordukları zaman garının... Şeyini yapıyor. Neydi onun adı? Sevgililerini ortaya çıkarıyor. Sevgililerini çıkarmayacaksın. Tamam mı ortaya? Sen evvela insan olsaydın o anda o eşyanı taşımaz, Isparta'ya gitmezdin. Hızır mı yükledi senin eşyanı? Hızır mı götürüyor? Madem Hızır'ı durdurdun jandarmanın kapısının önünde, garıya çocuğu bul diye şey yapmazsın. Tamam mı? Durdursun jandarmanın önünde. Benim çocuğum kayıp Hızır. Ben Isparta'ya ne eşyası deyip Isparta'ya gitmeden jandarmaya buldursun. Sabahı bile beklemezsin sabahı. Yakalaması varmış da o yüzden gitmemiş. Çocuğu kayıp insan. Yakalaması varmış yakalama, o yüzden. Ne yakalaması varmış? Yakalaması borçtan dolayı. Yakalaması birini öldürmüş ondan dolayı mı yakalaması varmış? Gitti mi borcunu taksitlendirdin mi? Taksit herkes borcunu ödüyor. Ben de dostladım kaç tane dosya temizledim. Eşim, dostum, arkadaşlarım, kardeşlerim hepsi arkamda durdu. Borçlarımı temizledim. Hala çıkıyorum şu anda. Ödüyorum hala borçlarımı daha. Peki. Ben şunu çok merak ediyorum. O gün eşyaları beraber mi yüklemişler? Şey yapmışlar. Yani arabalarda eşyalar yüklenirken şeydi orada mı? Kendisi oradaymışmış. Ben görmedim. Allah üstünde çocuk. Çocuk bak bu çocuk ifadesini verdi doğup doğru şekilde. Eşya yükledikleri gün gitmiş orada onları görmüş.
Eşya yüklediğinde de o da varmışmış orada. Kendisi beraber yüklemiş eşyayı. Yani eşya yüklenirken Mustafa'yı orada görmüş arkadaşımız. Aynen. Aynen aynen. Bu arkadaş jandarmada da verdi ifadesini, savcılıkta da verdi ifadesini. Bu gördüklerine dair. Peki Fatma'nın... Sanmaz ki Mustafa orada heriflik yapıp da bana bir şey edemez de muhabbetini. Katılıp onlara katılıyor. Konuşun. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Tamam, Fatma'nın, özür dilerim. Kusura bakmayın. Rica ederim. Tamam. Öfkeli olduğunuzu görüyorum. Fatma'nın Fatma diyor ki ben diyor Eylül'de başladın elma toplamaya. Hı-hı. Ne zaman gittin? Kaç ay? Ağustos'ta 25'inde başladı. Gasma kadar sürer 2,5 ay. Tamam. 2,5 ay gidiyor ya Fatma elma toplamaya Mevlüt Bey. Yani Eylül'den aşağı yukarı tamam, Aralık ayına tamam, kadar. Tamam. Tamam. Bu tamam gideriz. Bakın gideriz. Tamam. Gittiniz mi peki o sırada elma toplamaya Fatma'yla? Yani Fatma geldi mi işçi olarak? Ben Fatma'yla İsparta'dan sonra Isparta'ya gidesiye kadar hiçbir işe götürmedim Fatma'yı. Aynen. Hı hı. Isparta'dan sonra elma için götürdüm. Hı hı. Ben Isparta'dan geldikten sonra biz Ali Yıldız'la aynı bahçeye gideriz. 14 senedir de aynı bahçeye gideriz. Aynı kişiye çalışırız. Fatma diyor ki ben aynı diyor o da onu söylüyor. Çalışırız. Zaten dedi ki ben dedi Isparta'dan döndükten tamam. Sonra Mevlüt'ün yanına gittim. O beni götürdü tarlaya. Şey, işçileri götürdü. Ama tamam. Öncesinde Ali Yıldız'la ben şey yaptım. Evet. Ali Yıldız'la gittim. Aynen ben Isparta'ya gitmeden önce ben Fatma'yla Fatma'yla veya başkasıyla işe gitmedim şey için. Yani elma iş için. Tamam. Peki. Isparta'dan geldikten sonra bunlarla bizim işe gitmeye başladı Fatma. Anladım. Elma zamanında da Mustafa gelirdi, bir gün gelirdi, iki gün gelirdi. Böyle bir gelip gelmemezlik olurdu Mustafa Gil'de. Tamam. Tek kavga ben bu ortamı uğramıp ben icradan keyifli olup da bu durumlara gelesiye kadar biz bunlarla çalışırdık. Ondan sonra biz kavga ettikten sonra bizim işimiz bitti. Ondan sonra tekrar Ali'yle gitmeye başladılar bunlar. Tamam. Mevlüt Bey biraz daha netleştirmek için soruyorum. Isparta'ya gitmeden önce 2014 buyurun. Yılında... Isparta'ya gitmeden tamam. Önce gerçi 2013 yılında hangi ayda çalıştı? Hiç çalıştı mı böyle? Yani düzenli bir işi var mıydı Mustafa'nın? Gitmeden önce Isparta'ya. Mustafa'nın düzenli bir işi yok ki. Nerede? Hiçbir zaman olmadı ki. Ne zaman olmuş Mustafa'nın düzenli işi? Ben düzenli olarak çalışıyordum diyor. Yok yani. Nerede maaşlı bir yerde aylık bir yerde mi çalışıyormuş? Öyle bir varsa öyle bir şey sorsun veya kimler varsa sorsun öyle desin ben soru vereyim soramıyorsa. Öyle hiçbir düzenli işini görmedim ben. Peki Fatma'nın sabah saat 9-10'dan sonra sorumu dinleyin. Fatma'nın elma toplamak için işçi olarak gittiği Ali Yıldız'la beraber gittiği Eylül Aralık arasında sizle birlikte tamam. Mustafa sizle birlikte çalışıyor muydu evde miydi? Yok. Mustafa nasıl mesela? Ben o soruyu anlayamadım. Şimdi 2014 yılında Şubat ayında kızımız kayboluyor ya ve iddiaya göre de öldürülüyor. Tamam. Onun 6 ay öncesine gidin. Fatma diyor ki Ağustos'tan Kasım ayına kadar ya yani aşağı yukarı Aralık ayına kadar ben gündüzleri elma toplamaya gittim. Mustafa kızımla beraber evde yalnızdı. O arada Mustafa da diyor ki ben evde değildim çalışmaya gittim. Zaten Isparta'da olduğunu söylüyor ama siz diyorsunuz zaten köydeydi diyorsunuz. Yani köyde çalıştın mı evde miydi? Yok öyle bir dünya çalışma. Köyde bulunan işe gitmiş olabilir ondan haberim yok. Ama böyle düzenli işe gidip de çalışmışsam şey yok. Mustafa köydeydi evinin yanındaydı yani evdeydi yani. Kızıyla yalnızdı yani. Ya kızıyla yalnız orasını bilemem şimdi vebal alamam. Kızıyla yalnız veya şeyin yani Fatma'nın iddiası bilemem. O. Fatma o zaman kızımla evde. Yani ne biliyorsa o sırada kızımın başına o arada bir şey geldi. İşte yani eve birileri girdi çıktıysa bir şey olduysa ya da işte babası zarar verdiyse kim ne yaptıysa o aralıkta yapmıştır diyor. Ama siz diyorsunuz ki ya o zaman düzen... O anda olmuş bir şey yani. Evet buyurun. İşte o anda yapılmış yani ne olduysa. Ben o konuların evlerine gidip gelmeyiz biz bunları. Ama ne diyorsunuz ki neden ortamların ne olduğunu. Mustafa böyle zaman zaman günübirlik işleri giderdi diyorsunuz. Isparta'ya gitmeden önce aynen. Günlük görmeye. Günlük iş oldukça giderdi. Aynen. Ya mutlaka tabii. Peki.
Peki. Şöyle şunu da çok merak ediyorum. Isparta'ya gittikten sonra buyur, eşyaları taşınırken görenler var dediniz. Isparta'ya taşınıyorlar ya bunlar. Döndükten sonra, tamam, pardon, gittikten sonra Mustafa zaman zaman, yani eşi Isparta'dayken, çocuklar Isparta'dayken, şükür zaten ortalıklarda yok. Mustafa zaman zaman köye gelip gider miydi? Ayağını kesmedik, köyden gelir giderdi. Öyle mi? Tabii canım. Ne yapardı köye gelip? Allah Allah. Ben onu sürekli kahvede gördüm, köyde, yollarda gördüm, kahvelerde gördüm yani. Gerçekten sürekli köye mi gelip gidiyor? Allah Allah. Sen biliyor musun Fatma? Yok işte ben benim yanımda kalmadığı için bilmiyorum ben. Ben size söylüyorum baştan beri o iş arabasıyla gelip gidiyormuş arabasıyla. Bir dakika Mevlüt Bey söylesin. Söyle Mevlüt Bey. Ben neyle geldiğini bilmiyorum. Ama ben köylerde ara sıra geldiğini, gelip gittiğini biliyorum. Ha ben köye de gitmedim. Sadece işe oy kullanmaya gittim diyor bir defa. Yok Fidem Hanım. Oy kullanmaya mı gelmiş? Onun haricinde gelmemişsiniz. O da yalan diyorsunuz. Çünkü oy kullanmaya mı? Benimle gitti. Aynen. Çocuklarla beraber gittik. Hepimiz gittik. Ama Mevlüt Bey diyor ki onun öncesinde onun gelirdi. Onun öncesinde gitmişti değil mi? Gittiğini biliyorum ben. Mevlüt Bey kaç kez gördünüz? Tabii bu soru biraz çok yıllar geçtiği için. Yani çok sıklıkla mı gelir giderdi? Öyle sorumu sorayım. Çok sık mı gelirdi? Vallahi kaç sefer gördüm bilmiyorum Didem Hanım. Evet. Ama gördüm biliyorum. Kaç sefer gördüm bilmiyorum. Birkaç sefer gördüm yani. Bunu görenler de var. Bir tek ben değilim. Ama diyorum ya bak herkes yeminle diyorum korkusundan dışarı çıkıp da adını deyip de ben gördüm diyemiyor. Mustafa sinsi yaklaşır ve gece herkesin şemalarına zarar verir. Evi yakacağı korkusuyla da o yüzden konuşmuyorlar diyorsunuz. Peki hiç konuştunuz mu bunu gördüğünüzde? Öyle. Konuştunuz mu kendisiyle? Yok ben kavga ettikten sonra onunla hiç görüşmedik. Konuşmadık yani. Yani siz... Kahvenin bir köşesine otururdu, ben de bir köşeye oturdum. Isparta'ya şey yapıyor ya, Isparta'dan... yani siz onu Isparta'dan döndükten sonra mı dövdünüz? Yok yok, kaç sene sonra, 2021'de mi öyle bir dövüştü? Ha, bir dakika söylesin. Isparta'dan geldikten sonra dövdüm ben bunu. Ben bunları Isparta'dan geldikten sonra işe götürüyorum ya. Anladım. İşe götürdüğüm yerde ben bunlara koyun alıverdim. Tamam. Koyunun parasını ödemedi, ben de bu parayı niye ödemedim muhabbetine girdikten sonra... Biz kavga ettik bununla. Yok sorumu anlamadınız. Telefonda kavga ettik. Tamam anladım. Ben onu bir daha netleştirmek için sizden duymak istedim. Ben şunu sordum. Tamam. Isparta'ya taşınıyor gidiyor ya ama zaman zaman da sık sık köye geliyor. Siz onu görüyorsunuz. Daha Isparta'ya ailesini götürüyor, yükünü götürüyor ama kendisi sürekli kahvede. Gelip gidiyor. O arada Mustafa ile konuştunuz mu? Konuştunuz mu o arada? Ya konuşmuşuz tabii geldi zaman niye geldi niye gitti ne konuşmuşumdur tabii mutlaka konuşmadım olur mu? Ne diyordu size? Niye aramızda geliyormuş? Bir kötülük yoktu yani mutlaka denk geldiğimizde konuşuyoruz yani. Ya niye geliyor gidiyormuş köye? Vallahi orada dolaşmaya geldin dedi herhalde deyip böyle kestirip atıyordu yani niye geldiniz tam bize. O zaten sırcıdır kimseye ne diyeceğini bilmez yani öyle. Ya dolaşmaya niye geliyor köye bir zaten? Bir konuştun ikinci kelime. Ne bileyim ben canım o konuda onu kendi yanıtlayacak sonundan onunla. Geliyor köye yani... Bir iki saat duruyor veya bir gün duruyor gidiyor yani bilmiyorum ne kadar durduğunu. O dönemde Fatma'nın telefonu yok bildiğim kadarıyla değil mi? Hep Mustafa'yla iletişim halindesiniz. Fatma'nın vallahi telefonu Fatma'yı var mı? Fatma'yı işe götürürken Fatma'nın telefonunu ben hiçbir zaman ne zaman olduğunu bilmiyorum. Ama biz genelde işe çağırdığımız zaman Fatma'yı aracımız zaman onu arardık mesela. Fatma'yı onu işe aracımız zaman kendisini arardık o söylerdik arasına. Şuna geçeceğiz bunu geçeceğiz diye. Tamam biraz biz bekleyin. Ona göre dönerdi. Biraz bekleyin yüzden... lütfen. Çünkü babasının çok önemli bir iddiası vardı. Tahsin Bey de telefon hattında şu anda. Tahsin Bey hatta mısınız? Hattayım abla. Tamam biraz bekle Tahsin Beyciğim. Dün Tahsin Bey çok kritik bir şey söyledi. Mevlüt Bey sizin de evlatlarınız vardır. Çarıksaraylara da sesleniyorum. Herkesin evladı var. Sonuçta bir tane kız çocuğu bir cinayete kurban gitmiş. Öyle değerlendiriliyor ve bir cinayet soruşturması var. Annesi de öyle düşünüyor. Çocuğun öldürüldüğünü düşünüyor. Baba diyor ki bir yerlerden çıkacak gelecek. Yukarıdan mı gelecek bilmiyorum yani. Ondan sonra neyse. Dün Tahsin Bey çok kritik bir şey dedi. Birbirlerini koruyorlar dedi. O anları bir izleyelim lütfen. Sonra Tahsin Bey'le konuşacağım. Mevlüt Bey'le konuşacağım. Bir izleyelim lütfen. Ya babam benim anamdan çıkarmam ya. Yeter artık ya. Ne oldu babana? Bana yayının ucunda siz... Ben... Yine sinirlendi. Oğlun şimdi stüdyoda... İkisi de birbirini koruyorlar. İkisinin yerinin altında. Hiçbir kimseye sorulmasın ablacığım bu. Herkesi kandırdı burada. Çarıksaray'ı kandırdı. Türkiye'yi kandırdı o. Fatma gelin hepsini biliyor adam gibi böğünden itibaren çıkarsın yayını fazla uzatmasın. Hepsini biliyorsun sen, hepsini biliyorsun sen. Allah'ın damarı çattı mı senin? Sen de atasısın ya. Sen kimi kandırıyorsun?
10 senedir milleti kasa kasabayı kandırdın sen kasabayı. Sattık kendini ettik diyen sen değil misin? Yaptırır siksi yaptırar. Başka hiçbir kimse bir şey yapamaz. Ya sattırırsa da ikisi sattırar. Öldürdüler, silah da ikisi de öldürdüler bunlar. İkisi tamam. Öldürdüler. Mevlüt Bey dinleyin lütfen. Önce babayla bir konuşayım. Ama Mevlüt Bey de ekranını göreyim. Tahsin Beyciğim biraz yüksek sesle konuşur musunuz? İçeri de yükleyelim sesini Tahsin Bey'in lütfen. Evet abla konuşurum abla. Tahsin Bey dün çok kritik bir şey söylediniz. Dediniz ki benim oğlumla benim gelinim birbirlerini koruyorlar dediniz. Neden böyle söylediniz? Evet koruyorlar. Bu yapanlar bunlar dedim abla. Sen hiçbir yere sorulmasın, hiçbir yere laş etmesin bu işi biliyor. Hiç kimseye şey yapılmasın yani. Yani... Hiç atılmasın. Direkt ben bu işi biliyor. Bu ikisi anlaşmalı abla diyor. Anlaşmalı. Yani Mustafa'yla Fatma anlaşmalı mı? Evet gelinim, Fatma gelinim ikisi anlaşmalı bunları. Bu ikisi nerede olduğunu biliyor. Buyur. Ön olduğunu da biliyor, bir olduğunu da biliyor. Abla diyor Murat ya. Şunu söylüyor. Ölüyse de biliyorlar, diriyse de biliyorlar. Sen evet, öldürüldüğünü doğru. Söylediğine göre sen o zaman çocuğunun nasıl öldürüldüğünü kayınpederin dediğine göre biliyorsun. Kendileri kadar kurnaz değilim o kadar. Kendileri kadar kurnaz değilim bilmiyorum. Kendileri kadar asıl Tahsin Bey mi biliyor diyorsun? Yani oğlun ne aldı, ne yaptığını bilir. Ha, şunu söylüyor. Ben bilmiyorum ama babası oğlunun ne yaptığını bilir diyor. Yani yapacağını da bilir, yapmayacağını da bilir. Tahsin Bey. Hayır, ikisi de yaptı bunu, ikisi de. Oğlum ben ikisi de aynı bu kadar. Peki koruduğunu nasıl anladınız? Kim hala dün de dedim ben döneriz bana bunu diye ya. Oyalamasın diyor. Seni oyalıyor. Didem seni oyalıyor. Jandarmayı oyalıyor. Şu anda izleyicileri oyalıyor. Kamuoyunu oyalıyor Fatma diyor. Evet. Aynen öyle abla diyor. Aynen herkesi ben de öyle. Ben gerçekleri konuşuyorum. Oğlu niye gerçekleri konuşmuyormuş? Peki oğlun şu anda niye kaçtı Mevlüt'ü görünce? Mevlüt Bey'i görünce? Ben suç sorunca kaçar. Suç sorunca kaçar mı abla ya? Ha, suçsuz olan kaçmaz. Suçlu olan kaçar. E bak babanı duyuyorsun Mustafa. Suçlu olan kaçar diyor. Dün neden kaçtı? Sizin bu birbirlerini koruyor dediğiniz için mi kaçtı? Ha, Tahsin Bey, oğlu neden kaçtı stüdyodan? Öyle abla ya, işte birbirini koruduğu için şey yaptı tabii Tahsin. Suçlu olduğu için de aslında abla diyorum ya. Senden şunu mu bekledi? Benim oğlum torunuma bir şey yapmamıştır, gelinim yapmıştır demeni mi bekledi Tahsin Bey? Ya belki de öyle beklemiş olabilir. Fakat ikisi abla bunların. Fakat bunların ikisi, fazladan ikisi bunların. Yani diyorsun ki köye bu kadar, bütün Çarıksa'ya, bütün kasabaya bu kadar yalanı beraber söyledilerse. Sanki evet, kız... Beraber söyledi, herkesi kandırdılar. Vatanı, Türkiye'yi kandırdılar, çocukları bunlar. Peki ben şu anda hayatta olmadığını yani %99.99 neredeyse %100 maalesef senin torunun hayatta değil. Neden öldürsünler? Anne baba neden öldürdüler? Neden işbirliği yapıyorlar Tahsin Bey? Ya abla bunlar ya bu ya öldürsenin ben tahmin etmiyorum yani ama başkası taraflarında öldürüldüyse belki ama bu çocuğu bundan sattı buradan giderken buradan gitmeden sattı İspanya'da da parasını yedi geldi bu adamlar ya yapma abla diyorum ya. Tamam Tahsin Beyciğim tamam bir Fatma diyorlar ki bu kadar yalanı beraber söylediler diyor. Doğru mu? Bilmiyorum ben söylüyorum. Yalan söylediğimi söylüyorum yani. Bütün kasabaya neden yalan söyledin? Ben söylüyorum işte o yüzden diye söylüyorum. Hangi yüzden Fatma? Yani çocuğumu kaybettiğini şey ettiğini söylüyorum yani. Yani hamile olarak şey ettiğini söylüyorum. Ama kendisini neden söylemiyorum? Yani söylüyorum yalan söylediğimi. Çocuğun hamile olduğunu Mustafa da biliyor diyorsun. Aynı biliyordu. Yani ben ne biliyorsam kendisi de aynısını biliyordu. O zaman hamile bırakanı da biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. O biliyor mu? Bilmiyorum. Yani bir şey etmese çocuk niye hamile değil diye öyle bana şey iftira atıyor. Bir ana bilir diye. Mevlüt Bey, şimdi efendim. Diyor ki Mustafa o gece saat 8'de çocuğu Tahsin Bey iyi dinle sen de. Hı. Çocuğu almış götürmüş. Fatma öyle söylüyor. Hamile mi değil mi diye gece saat 20'de Recep varmış sizin köyden. Bir arada kadın doğumda çalışmış. Ona götürmüş. Hamile mi değil mi diye. Evet. Götürse oraya. Recep 15 yaşındaki kıza bakar mı? Bakar mı Mevlüt Bey? Bakmaz. 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 Recep öyle bir kendisi gibi bir insan değil. Recep öyle bir ortamı bildi ya bilse veya öyle bir ortamı bilen bir insan olsa
Yani öyle gizli kapaklı işler yapıp da burun arkadaşı böyle bir şey yapacak o kadar seviyesiz bir insan değil yani arkadaş. Peki Isparta'dan döndükten sonra bir arada köye gelip gittiğinde Mustafa, tamam, kızının kaybıyla ilgili bir şey söyledi, hı, mi? Şükür evlendi gitti, kızım şurada burada diye bir şey söyledi mi hiç? O konuda hiçbir kimse kimseye bir şey söylemediler. O konudan dolayı Fatma da suçlu. Ondan sonra Mustafa da suçlu zaten, tamam mı? Mesela Fatma söyleyemedi. Bizle işe giderken de söyleyebilirdi mesela. Doğru. Bana söyleyemeyebilir olabilir. Yanımızda giden kadınlara söyleyebilir. Benim hanımımla konuşur Gülay'la. Ona da söyleyebilir. Derdini söyleyebilirdi mesela. Gülay abla, bizim başımızda böyle bir şey var, böyle yapacağız diyebilirdi. O konuda Fatma her konuda en büyük bu konuda hatalı, suskundan dolayı Fatma suçlu. Ne diyeceğim Fatma? Ben doğru söylüyorum. Kendisi dinlesin orada. Fatma ediyorum, suçlu bu konuda. Kimseden de şey yapmasın. Ben kabul ama ediyorum. Ama öbür konuda Mustafa'yı Fatma suçlu konuda. Ondan sonra bilmiyorum sonuçları ne olur. Ama sonuçları da biliyorsa da, bildikleri bir şey varsa da söylesin. Uzatmasın. Fatma'nın bildikleri bir şey varsa da söylesin yani, uzatmasın mevzuları. Kimseye de bu kadar rencide edip şey etmesine gerek kalmasın. Konuşsun artık diyorsunuz kayınpederi gibi. Ya varsa konuşsun arkadaş, ben ne diyeyim şimdi? Biz bildiklerimizi söylüyoruz. Bu kadar köylü de rezil etmenin bir anlamı yok. Bildiği bir şey varsa söylesin. Yani bu sonuçta çözülecek yani. Eninde sonunda çözülecek. Öyle veya böyle çözülecek yani mutlaka. Bu devlet bu şeyi eline aldıktan sonra bu şeyi bırakacağını sanmıyorum ben. Bırakırlarsa da ben bu savcılara... Kim bırakır yani? Biz de bırakmayız. Mutlaka yani bırakmaz da. 15 aynen, yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyorum. Çarıksaray'daki herkesin katil ortaya çıkmadan ve aynen, bütün yani bizler de öyle rahat nefes alamayız yani. Vallahi benim nefesim da şey oluyor, aynen, daralıyor kardeş, yani. Böyle bir şey olabilir mi? Çocuğu tanımıyorum. Gözleri yemin gözümün ederim önüne geliyor. Ya biz... Vallahi ya nefesim daralıyor ya Mevlüt Bey, gözünü seveyim yani. Bana şunu söyler misiniz Mevlüt Beyciğim? Ya kardeşim, hep bizim çorumuz çocuğumuz o. Şunu söyler misin? Efendim? Eğer Mustafa'yı çok iyi tanıyan biri olarak, çocukluğundan beri tanıyorsunuz. Beraber tamam, çalışmayı, sizin köylü, sizin tamam, köylü bir adam yani. Başka biri bu çocuğu hamile tamam, bıraksa, başka biri tanımak. Beni atıyor ki ya, beni de söyledi tamam. Bir dakika, bu ya da ya, hayır, Fatma'nın tanıdığı biri, başka biri, Fatma'nın sevgililerinden biri, tanıdığı tamam, başka biri. Çocuğu hamile bıraksa, Mustafa ne yapardı? Mustafa ne yapardı? Mustafa şart olsun sabaha kadar o adamın kim olduğunu buldurdu Fatma'ya. Tamam mı? Fatma'ya buldurdu, dayadı boyanına bıçağı sabaha kadar değil. 2 saat geçmeden Mustafa'ya, Fatma'ya kim bu çocuk kim ne dedi buldurdu. O adamın da başına geçerdi. O adam külünü kefeni sömürüdü. Tamam mı? Mustafa o şekilde bir insan. Mustafa susmasın artık. Madem bu delikanlıysa çeksin. Cezası varsa çeksin. Ya satsın, sattı sattım desin. Öldürdüyse öldürdüm desin. Böyle bir şey varsa Mustafa'nın. O arkadaşı da çok dinliyordur şimdi, güzelce dinlesin. Varsa böyle bir şeyler de söylesin yani. Kimseden de bir şeyler aramasın. O şöyle etti, bu böyle etti. Ondan sonra ben kızın arkasında dolaşmıyorum. Avrat bulsun muhabbeti diye böyle bir dünya yok. Herif adam böyle heriflik yapıyor televizyonda da ya. Gitsin jandarmaya da desin. Benim kızımı satmadıysa ya öldürmediyse kızımı buluverin. Jandarmaya varsın, savcıya varsın, durumunu izah etsin. Mesela gidip şeye de, jandarmaya da ben doğru, kızımın ya kızının kaybıyla ilgili bir başvuruda bulunmuyor. Ve şunu söylüyor, diyor ki ben diyor Fatma bir şey yaptı. Kızım işte evlenip gittiğini söyledi bana. Ben hamile olduğunu bilmiyordum. Ben 10 yıl boyunca kahrettim, sustum, durdum diyor. Hiç kahredip susacak bir adam değil o zaman diyorsunuz Mustafa Efendi. Didem Hanım, sizin de çocuğunuz vardır. Benim de 3 tane çocuğum var. Allah 4 tane de torunum var. Allah bağışlasın. Tamam mı? Ben şimdi bırak yani çocuklarımı, torunlarımın barmağına bir şey gelse ben buradan her şeyimi bırakır ya çocuklarımın yanına giderim torunlarım, tamam mı? Ben delikanlı gibi her şeyi yapmış insanımdır ama çorumu çocuğumun arkasında da elimden gücüm yettiği kadar her şeyini yapmış insanımdır, tamam mı? Delikanlı olsaydı çorunu çocuğunu bu şekilde maskele edip de ortalıkta herif olan adam, aile reisi olan adam karısını da doyurur, karısını da besler, çorun çocuğunu da besler, bu durumlara sokmaz. Tahsin Bey duyuyor musunuz beni? Tahsin Bey, baba duyuyor mu arkadaşlar? Babayı bir merak et. Bir Tahsin Bey bir arar mısınız lütfen babasını? Mustafa istiyor ki şöyle, ya ben sadece Fatma ile konuşayım. Ne oldu? Doğru söyledi bana. Mevlüt Bey'in dedikleri mi seni şey yaptı?
Konuşsunlar artık. Konuş be Fatma ya. Ya kurban olayım konuş ya. Didem Hanım bir şey bilmiyorum. Fatma biliyorsan konuş. Melda abi bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. El ele dolaşmak var. Biliyorsun sen denizler, Fatma. Ülkeler gezip seni anlatmam. Bilmiyorum insan susmam. Bilmiyorsun ve susuyorsun Didem Hanım, Fatma. Bilmiyorum insan susmam. Ufakta kadar durmazdım. Bak Mevlüt Bey nasıl seslendi. Benim de çocuğum var. Tırnak torunlarım var. Tırnaklarına zarar gelse köy yani ya yeri göğü inletirim diyor ya. Ya kimse evladının bir şey olduğunu istemez Didem Hanım. Ben istemezdim. Hangi sözü de ağladın? Bakın hangisi seni ağladın? Yani Didem Hanım adım olsaydı mesela çocukların başında dursaydım ben. Çocukların başına bir şey gelmeseydi. Seni anlatmak var. Hoşça kal demedim. Hiçbir zaman kimse... Erkek gibi çalışmadı Didem Hanım. Ben çocukların başında duruyordum, büyüdeydim. Fatma, sen ama sen her şeyi biliyorsun. Yok Didem Hanım, bilmiyorum. İnan ki ben, bana söylediği yalanlarla sustum. Ve ha, susuyorsun. Hayır susmuyorum. Biliyorsun ya da Mustafa'nın kızına ne yaptığını biliyorsun. Hayır hiçbir şey bilmiyorum. Ama susuyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir susuyorsun. Sen konuşacağım. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Beni kandırdı. Sadece yalanlarla kandırdı beni. Ya gözünü seveyim Mevlüt Beyciğim ya. Fatma da böyle her şeye kanacak böyle yani sorun. Beni kandırdı. 10 yıl boyunca susacak bir kadın mıydı ya? Gözünü seveyim. Bana doğruları zaten söylüyorsun da. Fatma ile ilgili de söyler misin Mevlüt Beyciğim ya? Şimdi vallahi şu anda Fatma'ya diyecek bir şeyim yok. Biliyorsun da sussun ama yani Fatma korkusundan susuyorsa da korkmasın. Tamam mı? Korkacak bir kadın mıydı Fatma o zaman da? Korkusundan susuyordu. Fatma o zaman da korkacak bir kadın mıydı Mevlüt Bey? Şimdi Fatma işe gittikten sonra biraz kendini aşmaya başladı, tamam mı? Ondan önce Fatma'nın üzerinde ne bileyim yani ağır bir baskısı vardı. Fatma böyle şeylere gelemiyordu yani. Onun için Fatma'nın üzerinde baskı olduğu için belki konuşulmuş olabilir. Ama 2018 yılında kimlik ortaya çıkıyor. 2018 yılında kimlik ortaya çıkıyor. Çalışmaya başlıyor. Fatma'nın gözü açılıyor. Tamam. Ama Fatma Mustafa'nın yanında kalmaya devam ediyor. Mevlüt Bey, siz de babası gibi aynı şeyi düşünüyor musunuz? İkisi birbirini koruyorlar, suç ortakları diye düşünüyor musunuz? Şimdi suç ortağı derken yani onu bilemem. Ama Fatma suç ortağı dediği zaman elimde delil olmadan suç ortağı nasıl diyebilirim? O diyor bindirdi gitti diyor. Öyle bir şey olsa Fatma'nın da şu anda onun o da o şekilde milletin önünde maskara edeceğini biliyorum ben. Aynen. Yani tamam. Elinde delil olsa Fatma'yı ben onun yumruğunu sıkıp maskara edeceğini biliyorum o kadar kişinin içinde. Ama herhalde elinde delil yok, konuşamıyor, yazık savunucu elinde bir şey kalmıyor yani. Ben ona diyecek bir şeyim yok. Yok tamam. Enaki orada yaşatmam onu. Ben baba tahsilinle aynı fikirdeyim. Bilmiyorsunuz o... Ben baba tahsilinle aynı fikirdeyim. Kaşıkla oynaması, şey etmesi beni bitirdi zaten. Çocuğumun evde olma işi. Ya hala da oyun oynuyor. Bir araya gittik şimdi ya. WhatsApp ihbar hattımız 0549-215-1010. Mevlüt Bey, Mustafa sürekli şunu söylüyor. Otelde de hala şu an izliyor. Köye dönecekmiş, kaçacak gidecekmiş. Yani şeyin Fatma'nın 2017-2018 yıllarında hep sevgilileri olduğunu söylüyor. Ve sevgilileriyle bu cinayeti işlediğini söylüyor. Var mıydı 2017'de 2018'de Fatma'nın sevgilisi? Ben Fatma'nın sevgilisi falan görmedim. Görmedim şeyde kimseye var diyemem. Tamam mı? Fatma genelde bizi de çalıştı. Evimize de gelip gidiyor. Öyle bir şeyler olsa mutlaka bir şeyler sizde derdik. Ama kimseye de iftira atmasın. Bu suç işleyen kendisi, bulacak olan da kendisi. Kızını öldürdü mü diyorsunuz Mustafa? Bu. Ya direkt canlı yayında bilmediğim için söyleyemem ama kendisi bu ortamın içinde olmasaydı Fatma'yı o gün sabaha kadar yaşatmazdı. Bir haftada Fatma'yı öldürdü, onu da aynı gömdüğünde öldürdüyse onu da aynı şekilde gömer, bir tarafları gömer. Yani Fatma ya da sevgilileri Şükür'ü öldürdüyse bu stüdyoya gelir bunun hesabını da Fatma'ya sorardı. Kaçıyorsa katil o mudur? Ya mutlaka kaçan adam her zaman bu suçludur. Bakalım kaçacak mı?
gelecek mi beni tahrik etmesinler diyordum. Mevlüt Bey yarın canlı yayında olursa Mustafa, onunla yüzleşmeye tekrar hazır mısınız? Neyse buna yarın bir yarın. Gelsin derin, gelsin bizim yer. Bizim yerimiz belli, yurdumuz belli, gelsin. Yok yok, ben bu yüzleşmeye... Bunun hesapları yapılık, sıkıntı yok. Bir ekranda bu yüzleşmeye şahit olmak istiyorum. Bakalım yarın Mevlüt Bey tekrar seninle yüzleşmeye hazır Mustafa. Sen yüzleşmeye hazır mısın? Yoksa korkup otelde mi kalacaksın? Kaçıp köye mi gideceksin? Bakalım ne yapacak Mustafa, ben de çok merak ediyorum. Yarın tekrar birlikteyiz inşallah. İyi akşamlar, hoşça kalın.